EkoTürk'ten herkese merhaba. Ben Özlem Karakullukçu. Gün sonu programıyla karşınızdayız. Saatler 18.30'u gösterene kadar birlikte piyasaların yönünü ve aynı zamanda ekonomik görünümü küresel taraf dahil değerlendireceğiz. İlk bölümde ise EkoTürk Araştırma Müdürü Cenk Akyoldaş bizlerle birlikte olacak. Borsa İstanbul'daki değişimi, özellikle aşağı yönlü trendin ne kadar daha devam edeceği, zaman zaman gelen alış işlemlerinin ise nasıl bir portföy oluşturması gerektiğini bizlere aktaracak. O yüzden öncelikle bakalım başka kimler konuk oluyor bize. Öncelikle öne çıkan başlıklara bakalım. Bugün Merkez Bankası 2021 enflasyon beklentisini değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal 2021 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Bir önceki raporda %9,4 olarak görülen 2021 yıl sonu enflasyon beklentisinde bir değişikliğe gidilmezken, Ağbal sunumunda piyasaların merakla beklediği faiz ve para politikasına ilişkin mesajındaysa sıkı duruşun devam edeceğini paylaştı. Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmamasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz. Tüm faktörler belli noktaya gelene kadar sıkı para politikası devam edecek şeklinde konuştu. Bir diğer haberse yine yurt içinden ekonomik güven endeksiyle ilgili. Ocak'ta yükseldiği görüldü. Ekonomik güven endeksi Ocak'ta yükselirken Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks bu dönemde Aralık 2020'ye göre %1,6'lık artışla 96,2 değerine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki bu artış tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklanırken tüketici güven endeksi geçen aya göre Ocak'ta %4 yükselerek 83,3 hizmet sektörü ise güven endeksine de %2,9'luk artışla 101,9 değerini aldı. Bankalardaki döviz mevduatı 236 milyar dolarla yeni rekorunu kırdı. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 763 milyon dolar artış göstererek 235 milyar 343 milyon dolardan 236 milyar 106 milyon dolara yükseldi ve 22 Ocak haftasında bireylerin döviz mevduatı 247 milyon dolar artarak 150 milyar 800 milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 507 milyon dolar artarak 86 milyar 98 milyon dolara çıktı. Kamu bankalarının döviz açığına gidelim. 316 milyon dolarlık kamu bankalarının döviz açığı görülüyor. Kamu mevduat bankaları döviz açığı düşmeye devam ederken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 22 Ocak haftasında kamu mevduat bankalarındaki döviz cinsi varlıklar ve yükümlülükler arasındaki farkı gösteren yabancı para net genel pozisyonu 316 milyon dolar açık olarak açıklandı. Geçen hafta açık 394 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Son haberimiz ise Fed ile ilgili. Amerikan Merkez Bankası Fed'in 2021 yılının ilk Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında herhangi bir faiz değişikliğine gitmedi. Komite beklentilere paralel olarak fonlama faizini değiştirmedi ve %0 ile 0.25 aralığında sabit bırakırken toplantı sonrası açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek dedi. Detayları izliyoruz. Package. Amerikan Merkez Bankası FED 2021 yılının ilk faiz kararını verdi. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantının ardından beklentilere paralel olarak oy birliğiyle fonlama faizini değiştirmeyerek %0 ile 0,25 aralığında bıraktı.
Faiz kararı piyasa beklentisi yönünde gelirken, bankanın varlık alım programının ne olacağı da merak ediliyordu. FED tahvil alımı ile ilgili sözlü yönlendirmesini değiştirmedi. Banka tahvil alımına fiyat istikrarı ve istihdamda kayda değer bir gelişme görülene dek devam ettirecek. FED karar sonrası yaptığı açıklamada enflasyon konusuna değinerek zayıf talep ve petrol fiyatlarının enflasyonu baskıladığını açıkladı. FED pandemiye rağmen ekonomik toparlanmanın istihdama olumlu yansıdığını, genel olarak finansal şartların destekleyici olmaya devam ettiğini vurguladı. Amerikan Merkez Bankası düzenli aylık repo alımında değişikliğe giderek aylık repo alımına son verdi. FOMC'nin Ocak ayının ilk toplantısından sonra FED Başkanı Jerome Powell, bankanın para politikasının salgının etkileri bitene kadar ekonomiyi destekleyecek şekilde devam edeceğini açıkladı. Enflasyonda bir değişiklik beklenmediğini de söyleyen Powell, ekonominin durumu beni enflasyondan daha fazla ilgilendiriyor. Yellen'la iyi bir işbirliği olacağından eminim, dedi. FED Başkanı genişleyici para politikasının devam edeceğini açıklarken, istihdam ve enflasyon hedefine ulaşmak için daha uzun bir yol var. Kayda değer gelişme görmek için muhtemelen bir miktar zaman var, dedi. Hemen şöyle bir piyasa yönüne bakalım. Borsa İstanbul yine rengini yeşil yaptı. Gün içinde karışık bir seyir izledi. Dünkü özellikle sert satışın ardından bugün de karamsarlığı koruyor. Sanki biraz daha satış işlemlerinin ağırlık kazandığını gösteren bir BIST endeksi var. Geldiği nokta itibariyle, an itibariyle 1473 puan seviyelerinde. Burada kritik nokta 1475 üzeri tutulması ya da 1425 altını kırması. En çok beklenen iki teknik seviye olarak karşımıza çıkıyor. Değerlendireceğiz Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Bey ile birlikte. En çok ağırlık hangi teknik seviyede yoğunlaşıyor detaylarıyla öğreneceğiz. BIST 50'de 1302, BIST 30'da ise %0,21 yükseliş 1578 puan seviyesini an itibariyle göstermekte. Ve devam ediyoruz kur tarafına. Kur tarafında da aslında biraz daha dar bir bantta aşağı doğru ancak trendin devam ettiğini söyleyelim. 7.32 ve 7.40'lı bant aralığında gezen bir kur var. Şu an içinde 7.38.59'u gösteriyor. An itibariyle %0,29 aşağı yönlü trend dolar tarafında. TL'nin değer kazancı ekrana yansıyan kırmızı renkler bunu işaret etmekte. Euro TL 8.93'lerde %0,41'lik geri çekilme var paritede. Pound TL 10 TL 7 kuruşlarda %0,51 buradaki düşüş. İsviçre frangı TL'de ise 8,28'i seviyeler takip edilirken sepet kur 8,15'i işaret etmekte. Ortalama dolar ve euronun ağırlığıyla %0,35'lik geri çekilmeyle birlikte gelen nokta. Peki dolar endeksinde yön nasıl? Dolar endeksi şu an için 90 birimin üzerinde 90,50'yi de kırdı. Çok dar bir bantta aslında daha yukarı doğru trend sanki devam ettiriyormuş gibi. Çünkü 90 birimin altındayken kendini bunun üzerine atarak burada da yavaş yavaş adımlarla 90,78'e kadar geldi. %0,16 bugün de küçük bir yükselişi işaret ediyor dolar endeksi. Euro dolardan alıyor gücü 1,20.96'larda şu an için euro dolar paritesindeki gerileme ve ağırlığını da zaten düşünecek olursak %40'lık bir ağırlıkla şu an için euro dolar biraz daha yatay görünümüyle de dolar endeksinin dengeleme noktasında. Pound dolar cephesinde %0,18'lik geri çekilme var. 1,3655'lerde parite. Dolar yen 104,42'lerde. Dolar İsviçre frangı ise 0,26 doların frank karşısındaki değer kazancı 0,89'u seviyelerden parite takip ediliyor. Hemen diğer endekslere de geçelim ve riskli piyasaları da biraz daha göz atalım. Şu an için Avrupa tarafında, dün küresel tarafta da aslında genel hatlarıyla değerlendirecek olursak satış baskılarının ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. Bugün içinde biraz daha karışık bir seyir var. Eurostox ve Fransa Kakaran 40 endeksinde Türkiye saatlerine göre de yine sabah saatlerinde alış iştahı vardı. Buna İspanya'nın da dahil olduğunu görüyoruz ki uzun süredir İspanya IBEX endeksinde kırmızı yani kar satışlarının ağırlık kazandığı bir dönem içerisindeydi. Eurostox 53.531'de, Almanya DAX 13.559, Fransa 5.474, İngiltere 6.514 ve İspanya ise 7860. Şu an için Kakaran 40 endeksi %1 ile diğerlerinden daha güçlü bir performans sergiliyor ve yine devam ediyoruz. ABD'nin hem tahvil faizleri aynı zamanda da
Vadeli tarafına bakacağız, riskli piyasalarına. 2 yıl, 10 yıl ve 30 yıllık tahvil faizlerinde bugün yön kırmızı. 2 yıllıklarda %3'ün üzerinde bir düşüş var. %0,117'lerde, 10 yıllık 1,01'deyken 30 yıllıksa 1,76'lı seviyelerde gelmiş olduğu geri çekilmeyle birlikte. ABD'nin vadelerine de bakalım. Dün burada da aynı zamanda satışları izlemiştik. %1 ve buna yakın satışlar. Şu an için Nasdaq, yani teknoloji tarafında hala kar satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Dün önemli bir toplantının detayları aslında. Detaylar daha çok önemliydi. Jerome Powell'ı dinleyen Amerika ekonomisi ve piyasası bugün içinde biraz daha yeşil rengi yakıyor vadeli riskli piyasalar. Dow Jones 30.282'de, S&P 500 3.744'de, Nasdaq'taki geri çekilme 13.026 puan seviyelerine an itibariyle getirmiş görünüyor. Son hemen şöyle bir de emtia cephesine bakacağız. ABD'nin dolar endeksiyle birlikte ters korelasyon içerisine girmiş altın onsunda bugün yatay bir aslında düşüşünde olduğunu gösteriyor bize. 1841 dolar seviyelerinde altın onsu. Petrol cephesinde ise yine oradaki darbantta kendini gösteriyor. Brent petrol ve ham petrol tarafındaki şu an için görüntü aslında yatayla işaret etmekte. Brent petrolde biraz bir yükseliş var. Neredeyse 50 sent seviyelerinde, 56 dolar 74 sentli seviyelerde şu an için. Ham petrolde ise varil fiyatı 52 dolar 79 senti işaret ediyor yatay negatiflikle birlikte. Şu an için konuğumuzla da devam edelim. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'la birlikte. Tonguç Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Güzel yayın olsun birlikte. Tonguç Bey, hemen şöyle piyasaları yorumlatmakla başlayacağım. Riskli piyasalarla daha doğrusu. Borsa İstanbul performansı dün sert satışla riskli olduğunu hatırlattı. Çünkü uzunca bir süredir bu risk algısını aslında silmişti hafızalardan. Ancak yüksek bir oranla düşüşü kaydetti. Bugün de yön biraz karışık gibi görünüyor ama asıl trend nereye doğru? Yani aşağı mı yoksa yukarıya doğru mu? Ya şu an için aslında yukarı trendin kırıldığı ve aşağı doğru trendin başladığı bir dönemdeyiz. Yalnız yani Borsa İstanbul'un neden aşağı doğru geldiğine bakmamız gerekiyor ki bugün 1430-50 günlük ağırlıklı ortalamasının gördü neredeyse işte 1431'leri ve 1450 seviyesi de bir destek bölgesi ve bunun üstünde şu an için fiyatlanıyor. Burada ana konu herhalde yurt dışı piyasalarda birkaç gün üst üste gelen satışların bizde de kritik seviye olan 1525-1508 bu seviyelerin aşağı doğru kırılmasıyla biraz da aslında robotik işlemlerin de devreye girmesiyle hızlı satışları bugün gördük. Şimdi burada Borsa İstanbul'da bu hareket gerçekleşirken Türkiye'nin diğer dinamiklerinde yani işte kur tarafında, tahvil tarafında veya içeride dışarıda Türkiye etkileyebilecek bir jeopolitik risk algısı anlamında herhangi bir değişim olmadı. Hatta bugün Merkez Bankası'nın enflasyon sunumu veya raporu içerisinde de Sayın Ağbal'ın konuşmaları sonrasında kurda 7.40'ların altına doğru da bir geri çekilme oldu. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda S&P'de 3700 gibi bir bizde evet yükseliş trendi çok sert ve yukarı doğru olduğu için aşağı doğru kırıldığını söyleyebiliriz. Ama S&P'de 3700'ün şu an için aşağı geçilmemesi onlarda yükseliş trendinin enteresan bir şekilde aslında devamının teyidini gösteriyor. Dolayısıyla biz yayını kapattıktan sonra ya da siz kapattıktan sonra gün sonunda bir 3700 altında fiyatlama S&P'de görülmezse hani neden Amerikan endeksine doğru işi bağlıyorum? Evet. Çünkü satışların oradan başladığını düşünürsek bunun birkaç günlük bir düzeltme hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Amerika'da da destek paketinin her ne kadar seçimden önce ve özellikle 20 Ocak'tan önce Biden tarafından dile getirilse de biraz daha görüşmeler içerisinde Mart'a kalacağı ve özellikle de aşı çalışmalarıyla ilgili işte tedariğin, aşılamanın, özellikle buna bağlı olarak ekonomik normalleşmenin sosyal hayatta gecikebileceği yönünde bir doygunluğa ulaşan endeks içinde satışlar gelmişti.
Dolayısıyla yani kalıcı bir aşağı sürükleme görmüyorum ama kritik seviyeyi hem BIST'te hem S&P'de aşağı kırdıktan sonra bir trendlerin işte dibine diyelim S&P'de geldik. Bizde de 50 günlük ortalamaya geldik. Böyle bir uzun süredir olumlu giden piyasanın satışını gördük. Şimdi bugün eğer dediğim gibi kapanışlarda yurt dışı piyasalarda çok tedirgin bir görüntü olmazsa yarın öbür gün belki yani bu aşağı trend başladığını konuşsak da 1500-1508'lere doğru bir hareket olabilir. Burası geçilmediği sürece bence hala aşağı bir trend var diyebiliriz. Yükselişlerin bir kar satışıyla noktalanabileceğini düşünebiliriz. Yani bugün iyi kapanış olur da yarın yurt dışı piyasalar tekrar eksi olabilir. Ama şöyle bir borsa dinamiklerine baktığımızda likit de var, biraz stres var. Ama baktık işte biraz önce gösterdiğiniz dolar endeksi 90-80'leri geçememiş. İşte Amerikan 10 yıllıkları 1'e doğru gerilese de bunun altına çok kalıcı olarak geçememiş. Yani risk algısında gidilen iki ürün olarak baktığımızda bu iki ürünün de çok böyle riski devam ettirici özelliğini şu an için içinde barındırmadığı bir dönem. O açıdan gün içi yani sabah biraz panik havası oldu ama şu an için 1450 destek, 1475 belki bir pivot nokta gibi bakıp bunun üstünde kalıcılık olursa iyimser bir havayla tekrar 1500 hareketi olabilir diyebiliriz açıkçası. Evet, peki burada Tonguç Bey daha da detay değerlendirecek olursanız, aslında çok da güzel aktardınız seviye olarak. Hangi sektörlerde daha çok satış dalgasını seyrettiniz? Mesela dünkü gelen %4 ama birçok hissede beklenmedik bir şekilde daha yüksek kayıplar oldu. Kimilerinde biraz daha stabildi, biraz daha sakindi. Yani buradaki o kaosta ayrışan birçok hisse senedi de dikkatimizi çekti. Sizin neler dikkatinizi çekiyor? Çok enteresan. Şöyle diyebilirim. Son 10 gün içerisinde mesela bankacılık sektörü bir nebze son 2-3 gün içinde düşüş öncesinde işte Ereğli, Kardemir, Tüpraş gibi işte demir, çelik veya petrokimya şirketlerinde bir zaten aşağı doğru hareket vardı. Şimdi satış gerçekleştiğinde en çok oransal bazlı yani yüzdesel bir değer kaybına uğrayanlar sanki düşüş olmadan önceki bir hafta 10 gün içinde bu bankacılık, işte petrokimya, demir çelik gibi sektörlerdeki yani endeksi yukarı doğru taşıyan ana sektörlerdeki teknik bozulmanın sonucunda onlar sanki biraz daha az etkilenerek belki bu düşüşü oransal bazlı biraz daha hafif atlatmış gibi gözüküyor ama daha öncesi tabii ki bir değer kaybı oldu. Ama diğer işte son bir hafta 10 gün içerisinde kendi fiyatlaması içinde de hızlı yükselen, borsadan daha pozitif ayrışan bazı hisselerde daha sert satışlar olduğunu gördük. Bazı hisselerde de yani bakıyorum hani daha önce mesela işte Aksa gibi, Hektaş gibi, Kortsa gibi bir güçlü yükseliş olmuş ama kendi gücünü kaybetmeden düşüşten etkilense de gün içi toparlamasının geldiği ve hala güçlü görüntüsünü mesela Tekfen'i de buna ekleyebiliriz. Güçlü görüntüne devam eden hisseler de mevcut. Dolayısıyla endeks düşerken bir kısım hisse önceden düşmüştü diyelim. İşte bankacılık vesaire biraz önce saydığım hisseler. Bir kısım hisseler bu düşüş gerçekleşirken aslında yukarı doğru da hareket ettiler. Endeks 1525'lerin üzerindeyken. İşte o ayrım fiyat bazlı biraz daha bu düşüş içerisinde gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Şöyle bir yani önerim olabilir. Eğer hisse senedinin hareketi bu düşüş öncesinde belli bir noktada hızlanmış ve sonrasında geri çekilmeye de hızlı tepki veren hisseler yatırımcılar takip ediyorsa ki bunları görüyorlardır ve para girişi de oluyor bu anlamda. Bu hisselerin olası 1500 hareketi tekrar gelmesi veya 1500'ün üstüne doğru bir yükseliş olması durumunda endeksten daha iyi performans göstermesi muhtemel. Biraz önce saydığım bankacılık, işte demir çelik, petrokimya ana bazı hisselerin yükselişe de belki aynı oranda katılamayacağını, eğer bir yükseliş devamı söz konusu olursa katılamayacağını da düşünüyorum açıkçası. Evet, peki efendim...
daha doğrusu Borsa İstanbul 1500 seviyelerin üzerinde rallisine devam ederken bu fırsatı kaçırmış ya dışarıdaki birçok yatırımcı için. Aslında teknik seviye olarak da söylediniz ama şöyle vade olarak hangi dönemlerde ve hangi sektörlere daha çok biraz daha ilgi duymaları gerekir bu Borsa İstanbul tarafındaki yatırıma katılmaları için? Ya şimdi burada ben hiç Borsa İstanbul'da yatırım yapmadıysam şu ana kadar ya da işte birkaç ay önce satmış olabilirim ve şu an tamamen farklı bir enstrümanda olabilirim. Alış yapmak için de bir geri çekilme olmuş. Bunu fırsata dönüştürmek istiyorsam aslında yani sektör çok doğru mu konuşmak bilmiyorum ama yani daha önce benim baktığım işte bir nebze çimento, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve sigorta sektörü vardı. Ama burada hazır bilanço dönemi başlamışken ben bir en azından sene sonu bilançoları görmek isterim. Olur da yükselişler olsa bile burada bir kalıcılık sağlanamaz. İşte belki bir 15-20 günlük aşağı trendin devamı olacaksa burada bu bilanço hareketleri veya bilanço beklentim varsa öyle söyleyeyim. O hisselerin geri çekilmesini, bilanço açıklandıktan sonra rakamları gördükten sonraki hedef fiyata doğru belki ucuz kalan hisselere doğru yönelebilirim. Bunun haricinde bir de aslında bizim de uzun vadeli portföyümüzde olan mesela bazı holdingler işte Tekfen gibi, Enka gibi, Alarko gibi hani bunların proje bazlı 2021 büyümesinde yurt dışı kaynaklı da çalışabileceğini düşündüğümüz bir nebze bazılarının endeksin gerisinde performans gösterdiği, bazılarının mesela Enka ile Alarko gibi son dönem hızlı yükselişler gerçekleştirse de geri çekildiği hisselere dikkat etmekte fayda var. Yani sektör olarak işte gidin bütün sigortacılık veya bütün ulaştırmadaki ya da petrokimyadaki hisseleri alından ziyade ben böyle bir hisse ayrımına da gidilmesine taraftarım açıkçası. Evet, peki o zaman ahlakçı yatırım olarak isterseniz Tonguç Bey bir sepet oluşturalım. Böyle bir dönemde kısa vadede orta derece tabii ki risk algısı olan bir yerli yatırımcı için nasıl bir sepet önerirsiniz? Şimdi daha önceki programlarda şunu söylüyordum yani bir kısım TL mevduatının ki bugün Sayın Ağbal'ın ifadelerinde de çok net sıkı para politikasının devam edeceğini neredeyse yılın ilk yarısında görüyoruz. Ben burada bir kısım başka yatırıma yönelmek için yılın ilk yarısında TL mevduatını kullanılabileceğini düşünüyorum. Yani her ne kadar sabit bir getiri gibi düşünülse de bir süredir stopaj avantajı da devam ediyor. Onun geri kalanında yani diyelim ki bu olan %40 olabilir. Geri kalan %30'luk kısmın ben hala Borsa İstanbul'da düşüşler olmasına rağmen geri çekilmelerde 1400 hatta 1350'ye kadar olan seviyelerde yıllık bir portföyü düşünüyorsak buradan yararlanabileceğini düşünüyorum. Özellikle döviz ve altın için o TL tarafında kalan tutarın veya Borsa İstanbul için yılın belki ikinci yarısından önce işte Mayıs ayları gibi belki altın ve kur tarafındaki geri çekilme, örnek veriyorum gramda 400, işte kurda 7'li seviyelere doğru bir geri çekilme olursa orada da belki TL'den hani bu ürünlere doğru bir %15-20'lik geçiş olabilir. Açık söyleyeyim yani geri kalan böyle %20-30'luk bölüm hep sanayi emtiaları konuşuyoruz. Biraz daha profesyonel yatırımcılar için. Ya orada da ne bileyim bakır gibi, petrol gibi bu ürünlere doğru bir şey düşünenler, yatırım yapmayı düşünenlerin hani doğru pazarda doğru fiyatı buluyorlarsa bu taraflarda kalıcılık olabilir. Yani hala hisse senedi, mevduat ve sanayi emtialarının ön plana çıkacağı bir ilk 6 ay olabileceğini düşünüyorum tüm geri çekilmeye rağmen. Peki kurda 7'li seviyeler beklentiniz ağırlık kazanıyor mu yoksa bir ihtimal hani yukarı doğru da hareketlilik olabilir mi? Vallahi şimdi bu kadar gelişmenin içerisinde biz yani diyelim ki Avrupa ile ilişkileri Yunanistan görüşmeleriyle başladık. Evet. İşte yeni başkan Biden'ın bir Türkiye ile ilgili iyimser senaryo çizebileceğini ki ben bunu işte Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ifadeleri üzerine söylüyorum olabilirliği. Reform paketlerini bu ay sonuna doğru gelebilme ihtimali. Yine büyük kamu projelerinin olası bir faaliyete geçme durumu olabilir. Devam edenler ve edebilecek olanlar için konuşuyorum. Bir de bunun üzerine ki geçen hafta çok para girişi görmüyoruz ama bu kesilen para girişinin
belki Şubat sonrasında tekrar Türkiye'ye gelebileceğini düşünürsek ve sıkı para politikası dediğimiz o yüksek faizin enflasyon ve fiyat hedefli, finansal istikrar hedefli devam edeceğini düşünürsek, yani bir olasılık içerisinde 7-7.20 arasına doğru kurun aynı 2018'de daha önce de söylediğim gibi 7.06-5.20 hareketi gibi bir hareketi 7 hatta 6.85'lere kadar gerçekleştirebilme ihtimali var. Yani bu çok böyle iyimser senaryonun %80'inin gerçekleşmesi durumunda olabilir. Zaten son dönem 7.50'ye doğru hareketlerin bile sınırlı kaldığı, işte tüm böyle riskli durumlarda bile, bugün bile hala 7.37'de bir kur varsa daha iyimser günlerde bunun daha aşağıda şekillenmesini bekleyebiliriz. Bunu dengeleyecek unsur da Merkez Bankası'nın belirli bir seviyede döviz alım ihalelerine başlıyor olması olur. İşte orası neresi olur, hangi seviyede piyasa tarafında kalmaya çalışır Merkez Bankası, o önemli. Dolayısıyla ben 7-7.20 arasına kadar bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Tonguç Bey, değerli yorumlarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'la birlikte piyasaların yönüne baktık efendim. Kendisinin değerli yorumlarını aldık. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra Doçent Doktor Şevket Sayılgan ve Cenk Akyoldaş bizlerle olacak. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Hemen gidiyoruz. Efendim, ekonomist doçent doktor Şevket Sayılgan'a ve bugün gelen konuları değerlendiriyoruz. Şevket Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şevket Bey, isterseniz hemen tabii ki bugün gelen Sayın Naci Ağbal'ın yapmış olduğu enflasyon raporuyla şöyle bir değerlendirmelerinizi alalım. Detaylarda tek haneler dikkat çekiyor. Kısa vadedeki hedeflere ulaşılabilmesi mümkün müdür? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sunumda benim en çok dikkatimi çeken konu özellikle sıkı para politikasının uzun süre devam edeceği cümlesi oldu. Bu özellikle değer bankasının ilk ülke seviyelerinin 2020 yılı içerisinde de aynı şekilde korunacağı, enflasyon konuda öncelikle düşürülmesi gereken hedef politikasındaki politikaların kararlılıkla uygulanacağı, özellikle de bu kadar politikasının yanında maliye politikasının akılı da süreçlerin devreye alınması gerektiği gibi ifadeler benim açıkçası en çok dikkatimi çeken konular oldu. Bunun ötesinde riskler özellikle vurgulandı. Bu risklere bağlı olarak açıkçası %9.4'lük yıllık enflasyon konusu sanki biraz böyle şüpheli olduğu noktasında da ben de itibar ediyordu. Yani bayağı bir risk sahibi. Kuraklıktan global piyasalardaki etkisi, jeostratik riskler ve benzeri. Dolayısıyla bu risklerin de öyle ufak ya da çok ihmal edilecek değerler değil. Ama nihayetinde aslında ifade ettiğim gibi bu seviyede bu işte biz burada herhalde şahit ifadesini kullanmak Şevket Hocam. Şevket Hocam çok özür dileyerek lafınızı bölüyorum ama seste sanıyorum bir problem var. Arkadaşlarımız tekrar test etsin, bir denesinler. Biz de hem önemli bir haberimizi üzerinden gidelim daha net anlaşılması için. Evet, Şevket Bey'e ulaşana kadar tekrar bir bağlantımızı gerçekleştirelim. Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Tesla kurucusu Elon Musk'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakalım detaylarda neler var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinde Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumlarıyla şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususlar ele alındı. Bu görüşme Türkiye ile Elon Musk arasındaki ilk temas değil. Daha önce Musk Türkiye'yi ziyaret etmiş, Anıtkabir ve Külliye ziyaretleri yapmıştı. Külliye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışan Musk 1 saat 10 dakikalık görüşmede fikir alışverişlerinde bulunmuştu. Son olarak Ocak ayının başında TürkSat 5A uydusu Florida'dan Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX firmasının Falcon 9 adlı roketiyle fırlatılmıştı. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uluslararası rezervler tablosunu haftalık yayımlayacağını dün duyurmuştu. Detayları izliyoruz. Bakalım neler var burada da.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz likiditesi tablosunun kamuoyuna daha güncel veri sağlaması amacıyla 28 Ocak 2021 tarihinden itibaren aylık frekans ek olarak Perşembe günleri saat 14.30'da haftalık olarak da yayınlayacağını duyurdu. Aralık ayında açıklanan son veri setine göre TCMM rezervleri içinde swap portföyünün payı 2 ayın ardından Kasım'da düşüşe geçti. TCMM'nin açıkladığı verilere göre rezervlerin %76,7'si Kasım'da swaplardan oluştu. Verilere göre Kasım'da Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 82,7 milyar dolar olurken 63,4 milyar dolara geriledi. Verilere göre döviz varlıkları bir önceki aya göre %0,7 artarak 41,1 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıklarsa %5,1 azalarak 40 milyar dolar olarak gerçekleşti. Evet, tekrar konuğumuz Şevket Sayılgan'a gidiyoruz. Şevket Hocam, hoş geldiniz tekrar. Evet, Merkez Bankası'nın aslında bugün açıklamış olduğu 2021 enflasyon beklentisini detaylandırıyordunuz. Tekrar sözü size bırakıyorum. Demin de ifade ettiğim gibi mevcut riskler, o risklerin mevcut yarattığı etki, bu konuda %9,4'lük enflasyon hedefini açıkçası şüpheli hale getirmekle birlikte benim açımdan en çok önem taşıyan konu Merkez Bankası'nın enflasyon odaklı politikaları önceliklendirmesi ve hatta bu konuda şahin görüntü vermesi. Aslında bu arada sizin vermiş olduğunuz haber bile iletişim politikaları konusunda Merkez Bankası'nın nasıl bir şeffaflık içerisinde olduğunu da göstermesi adına önemli. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu güven arttırıcı politikaları önümüzdeki dönem eminim piyasalardaki kur baskısını daha da arttıracak ve dolayısıyla döviz kurlarındaki aşağı yönlü eğilimde artış bekleniyor. Bu önümüzdeki dönem gelecek olan yabancı sermaye girişleriyle de desteklendiği takdirde 2021'in ikinci yarısında maliyet kaynaklı enflasyonda bir yumuşama beklentisi açıkçası söz konusu. Ama işte Merkez Bankası'nın ifade etmiş olduğu bu risklerin de gerçekleşmeme imkanı önümüzdeki dönemle ilgili daha olumlu görüntülerimizi destekliyor. Ki bugünkü koşullarda swap miktarının rezervlerdeki payının azalması ifadesi bile önümüzdeki dönemle ilgili Merkez Bankası'nın rezervlerinde artışı bekleyebiliriz. Ki şu andaki en kritik göstergelerden biri Merkez Bankası'nın netteki eksi rezervinin iyileşmesi, ikincisi de mevduatlardaki yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında çözülmenin görülmesi. Bu iki koşul yaşandığı takdirde, yani olumlu yönde yaşandığı takdirde piyasaların enflasyonla ilgili algılarında da iyileşmeler başlayacaktır. Yani aslında görüntü önümüzdeki yolun açık olduğu ve bu konuda Merkez Bankası'nın yaklaşımının da büyük destek verdiği sıranın şu anda açıkçası makro ölçekte yapısal sorunlara çözüm getirecek politikaların gündeme alınması ama işte oralarda biraz gündem nedense onlarla pek fazla ilgilenmiyor. O da bizim açımızdan biraz şans. Şevket Bey, aslında sözlerinizin arasında değindiğiniz DTH'larla ilgili şöyle genel bir tabii ki görüntü geldi. Bugün Perşembe haftalık raporda yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 763 milyon dolar artış gösteriyor. Şimdi bir tarafta da tüzel kişilerde de artış var. Bir ara bu kırılmıştı aslında. Tüzel tarafta azalış, bireyselde hala artış vardı ama her hafta kendini tazeleyen bir rekor. Yani programlarda genelde uzmanların yapmış olduğu, analistlerin yapmış olduğu dövizdeki, kurdaki aşağı yönlü hareketliliğin uzunca bir süre devam edeceği yedili seviyelerde hatta konuşulurken 7, 40 ve 50 bandında gezen kurdan dahi alım yapan bir yerleşik var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu hala kırılmadı, hatta buna da dur denilmedi. Yani bireysel yatırımcı olarak hala dövizin şu anki seviyesini fırsat olarak gören yerli yatırımcı da söz konusu. Yani bunun kırılması, durması sizce ne zaman gerçekleşir? Hadi diyelim ki dövizleri bozmadık ama durmak da gerekmiyor mu, değil mi? Şimdi tabii burada iki konu bence önemli. Bunlardan birincisi geçmişten kaynaklanan yatırımcıların canı o kadar çok yandı ki döviz konusunda güvenin oluşturulması konusu öyle kolay olmuyor.
Yani şunun şurasında biz Kasım ayı ile birlikte doğru. konuya, daha doğrusu realist yapıya dönüştük. Yani bizim bu konudaki yol alışımızda bir kırılma olmayacağı yönündeki bekleyişin devam ettirilmesi lazım. Bu Nisan, Haziran gibi belki buralarda artık yavaş yavaş benim şahsi görüşüm bir açılma, bir Türk lirasına varlıklara doğru dönüşte bir pozisyon göreceğimizi düşünüyorum. İkincisi de şu, belki hatırlarsınız o dönemlerde konuşmalar içerisinde döviz hesaplarının el konulacağına kadar söylemler gelişiyordu. Ve bu da dolayısıyla yerleşiklerin paralarını hem dövizde tutup hem de bankacılık sisteminden çekmeleri de söz konusuydu. Şimdi sanki bir numaralı aşama geldi. Yani bankacılık sistemiyle ilgili güvensizlik ortadan kalktı ve dövizler bankalara dönüyor. İkinci aşamada demin söylediğim gibi bu dövizden de TL varlıklara dönme aşaması bizim açımızdan geçerlilik taşıyacaktır. Daha biraz daha sabır. İşte bazı yapıları kurmak çok zor, yıkmak çok zor, yıkmak çok kolay. Dolayısıyla şu anda gördüğümüz o yapının kurulma aşamasındayız. Umarım bunu herhangi bir şekilde kuşku haline getirecek bir söylem ve uygulama önümüzdeki dönemlerde de yaşanmaz. Çünkü Merkez Bankası hakikaten hem şeffaf, hem öngörülebilir, hem de piyasaların beklediği şekilde reel bir politika izliyor. Bu politikanın devamında büyük fayda var. Evet, peki efendim. Şöyle bugünkü gelen bir diğer veri, ekonomik güven endeksi Ocak ayında yükseliş sergiliyor. Tabii ki bu endeksler koronavirüs sonrası çokça önem arz ediyor. Öncesinde de mutlaka birçok gösterge için önemli bir endekste. Ancak nasıl değerlendiriyorsunuz Ocak ayındaki bu endeksteki yukarı yönlü hareketi? Şöyle bir veri var. Hatta sizinle de paylaşabilirim. Lütfen. Ekonomik güven endeks verisiyle döviz kuru arasında bir açıklanabilir korelasyon var. Doğru. Yani bizim döviz kurlarındaki stabilite ve bir bakıma geri çekilmelerin yaşandığı dönemler ekonomi güven endekslerinde de artışlar var. Dolayısıyla şu ana kadarki konuştuklarımız ve Kasım sonrası yaşananların bugün söylediğiniz güven endeksindeki artışın aslında bir yansıması. Tabii burası çok dinamik bir yer. Aydan aya çok hızlı değişiklikler de gösterebiliyor. Ama kur hareketlerinin bugünkü seviyeleri ve yapısı devam ettiği takdirde güven endeksindeki artış da bu konuda önemli bir gösterge olacak. Burada önümüzdeki hafta PMI ile ilgili gelişmeler de bunu desteklerse piyasalar zaten bir bakıma ekonomi yönetimine kredi açmış demektir. Dolayısıyla ekonomi yönetimini de bunu kullanarak piyasaların o beklediği yapısal dönüşüme, benim açıkçası bu hep döndürmeye gerek yok lafı, o da şu: maliye politikası ile ilgili bizim yapısal bazı tespitler ve uygulamalara geçmemiz lazım. Çünkü hep konuştuğumuz, farkındaysanız, faiz, kur ve buna benzer ifadeler. Halbuki Türkiye'nin bir maliye politikası dönüşümüne çok şiddetle ihtiyacı var. Ve Türkiye'nin özellikle gelir kazandırıcı kamu faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere bağlı dolaylı doğrudan vergi dağılımının tekrardan bir düzene sokulması lazım. Bu yapılmadığı takdirde evet Kasım'dan itibaren süreçte bir iyileşme var. Ama bu bir noktadan sonra ivmesini kaybedecek. Çünkü geçmişe tepkisel olarak da piyasalar pozisyon açıyorlar. Ama bundan sonraki dönemde daha piyasaların beklentileri yapısal olarak değerler isteyecektir. Ve bunu yapmadığımız takdirde gelgitlerimizde dışarıya olan etkileri açıklığımız devam edecektir. Evet, son olarak Şevket Bey, bugün gelen bir diğer veri kamu bankalarının döviz açığı 316 milyon dolar oldu. Kamu bankalarını artık biraz daha ayrıştıran noktalar var. 2020 yılıyla başladı tabii ki bu piyasalardaki hareketlilik açısından. Nasıl değerlendiriyorsunuz? 2020 yılındaki o yaşadığımız dönemde özellikle kamu bankaları bir merkez bankası gibi piyasalarda yönlendirici oldu. Haziran dönemindeki kredi paketleriyle birlikte ekonomik büyümenin ya da küçülmenin önünü kesme yönünde bir bakıma çok rasyonel olmayan uygulamalar yaptılar. Bu o dönem için belki tartışılabilir ama bugün geldiğimiz noktada artık
kamu bankalarının yaşadığı sonuçlar da gündeme geliyor. Benim tek şeyim kamu bankalarının 2001 krizinde olduğu gibi bir görev zararı pozisyonuyla tekrardan gündeme gelmemesi. Çünkü en büyük risklerimizden biri eğer böyle bir konum olursa kamu bankalarının görev zararları olacaktır. Şevket Hocam çok teşekkür ediyorum aktardığınız değerli yorumlar için. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Doçent Doktor Şevket Sayılgan bizlerle birlikteydi. Hemen gidelim küresel piyasalardaki merkez bankalarının faiz kararlarına. Faiz kararları ile ilgili Avrupa Merkez Bankası'ndan önemli bir açıklama geldi. Detayları izliyoruz. Avrupa Merkez Bankası piyasanın faiz indirimlerini göz ardı etmesinden rahatsızlık duyuyor. Ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları, yatırımcıların faiz indirimini göz ardı etmesinden rahatsızlar ve bu tür bir teşvikin uygulanabilir bir seçenek olmaya devam edeceğini vurgulamayı kabul ettiler. Başkan Christine Lagarde konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın sunduğu geniş seçeneklere odaklanmasıyla sonuçlandı ve politika yapıcıların gerekirse tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Ekonomistler ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu anda kısa vadede borçlanma maliyetlerinde bir kesinti yapmayı düşünmediklerini, ekonomik belirsizliğin yüksek kaldığı ve euronun güçlü olduğu bir dönemde yatırımcıların böyle bir eylemi göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi. Evet, şimdiki konuğumuzsa EkoTürk Araştırma Müdürü Cenk Akyoldaş. Cenk, hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. Tam vaktinde geldin Cenk. Burada detay bir yorum isteriz. %1,52'lik şu an için yükseliş var. 1489-1475 olur mu? Burada kalıcılık önemli derken gel gör ki anlık tepki alımları devam ediyor. Dün kuvvetli bir satışla karşılaştık. Ekstra bir satış vardı. Diğer piyasalardan da biraz negatif ayrıştığımızı gördük. Bugün sabah açılışta bir aşağı saldık. Ondan sonra peşinden işte 50 günlük ortalamaya kadar değdikten sonra oradan bir toparlama geldi. Normal koşullarda bunu bir kısa vadede belli 1500 puanın üzerine, 1500'ün üzerine atmadığı sürece bir tepkisel bir yükseliş olarak görmek lazım. Haftalık bazda kritik eşikler, işte geçtiğimiz yorumlarımızda hep belirtiyorduk. Belli eşikler var, bu eşiklerin üzerine atamıyoruz kendimizi gibi. İstiyorsan grafikler üzerinden evet, bir konuşalım. Nasıl yapalım? Bugün biliyorsun Merkez Bankası toplantısı vardı. Enflasyon raporu sunumu gerçekleşti. Sunumdaki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yapmış olduğu açıklamalarda sıkı para politikasının devam edeceği sinyallerin net şekilde verilmesi piyasaya biraz moral verdiğini söyleyebiliriz. Biraz ipten aldı derler ya, o tarzda bir noktaya geldik. Kritik eşiğe kadar gelmiştik. Oradan tekrar toparladığımızı söyleyebiliriz. Oradan gelen alımlarla birlikte piyasa buralara kadar, 1490'lara kadar geldi. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek onu yakından takip etmek lazım. Evet. Şöyle grafiklerimizi de hatta şöyle ekrana alalım. Seni de oraya davet edelim. Daha detaylı orada bir aktarımın olsun. Tabii. Şimdi Borsa İstanbul'daki hareketlilik dediğin gibi tepki alımlarıyla gerçekleşiyor ama en çok şu soruluyor. Trend sürekli aşağı doğru mu olacak bu dönemde yoksa yukarıya zaman zaman? Şimdi biraz daha açıklayıcı, daha geçmişten gelen hareketlerle kıyaslayarak anlatmaya çalışırsak belki daha net şekilde görme açısından değerlendirme şansımız olacak yatırımcılar açısından bakarsak. Şimdi grafiği biraz daha sıkıştırayım ben. Net şekilde gözüksün diye şurada yan tarafta da ki veriler de ortaya çıksın. Evet. Şimdi bu grafiğe baktığımızda bu haftalık bir grafik. Borsa İstanbul. Geçtiğimiz yıl hatırlarsan iki tane büyük rally yapmıştı. Sonra üçüncüsü de Kasım ayında başladı ve bu Kasım ayında başlayan rally'yi de geçtiğimiz hafta sonlandırmış gibi duruyoruz. Bu hafta satış tarafına geçtiğimiz için. Geçtiğimiz yılki hareketlere baktığımız zaman burada bizim dikkat etmemiz gereken bazı seviyeler vardı. İşte teknik analizde işte ağırlıklı ortalamaların önemi gibi faktörler var. İşte oradaki eğilim akımların ne tarafa doğru gittiğini gösteriyordu. Şimdi en son 109.500 öncesinde bir 98.500 yani 98.600'de gördüğümüz, o zaman daha sıfırları atmamıştık. Sıfırlar atılmış halde 986 noktasıydı. O bölgeden başlayan bir Fibonacci hareketi projeksiyonu attığımız zaman bunun alttaki destek seviyesinin 1377'lerde olduğunu görüyoruz. Bir de ara bir bölgemiz var. O da şu bölgeden başlayan trende değdiğimiz şu hareketin, onun da 1542 bizim için kritik eşikti. Son 4 haftadır biz bu 1542 ve üzerine test etmeye çalıştık.
bir türlü üzerine kalıcılık sağlayamadık. Üzerine gittik, altına sarktı. Üzerine gittik, altına sarktı. Bu hafta bir kez daha denedik. Bunda da başarısız olunca bu sefer son hareketi başlattığımız bir kanal içinde hareket ediyorduk. Bu kanalı da dün kırdık. Bu kanalın kırılmasıyla birlikte sert bir boşalma gerçekleşti. İşte maalesef trend dönüşlerinde böyle hareketler yaşanabiliyor. Şu an için bir defalık ihlal, tamamen trend ihlali dönüşü olarak görmemek lazım. Haftalık kapanış bu hafta 1500'ün altında mı olacak, üstünde mi olacak, ona bakacağız kapanış itibariyle. Eğer bir tekrardan kanalın içine girebiliyorsak bunu bir ihlal gibi görüp son dönemlerde işte piyasada yoğunlaştığını belirtilen kredi hacimlerinin bir boşaltılması operasyonu gibi değerlendirmek lazım. Hı hı. Aşağıda 1443 bölgesi vardı. Oraya kadar sarktık. Aynı zamanda bizim 10 haftalık ağırlıklı ortalamamız da 1442'den geçiyordu. Onu da hafif altına sarktık ve oraya sarktıktan sonra hemen hızlı şekilde toparladığımızı gördük. Şu anda geldiğimiz yer 1495'te bulunan dün kısa vadede destek olmasını beklediğiniz 5 haftalık ağırlıklı ortalama. O bölgeye kadar tekrardan bir tepki içinde olduğumuzu görüyoruz. Bu 5 haftalık ağırlıklı ortalamanın üzerinde kalıcılık gelecek mi, gelmeyecek mi? Kanalın içine girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Hı hı. Bundan sonraki sürecin akışını belirleyecek olan ana faktör bu bölge. Hı hı. Bu bölgenin üzerindeki kalıcılık devam eder mi, etmez mi? Ona bakacağız. Şu anki görünümde bir toparlanma çabası içinde uzun bir iğne bıraktık. Tekrardan toparlanıyoruz. Ağırlıklı ortalamanın üzerinde kalıcılık arayacağız. Evet. Haftalık bazdaki. Yani bu haftayı, Cuma'yı, yarın akşamı biz 1495 ve üzerinde, hatta kanalın üzerine 1500 üzerinde kapatabilirsek diyeceğiz ki buna bir hafta içinde bir ihlal yaşadık. Bu global çapta bir satışla beraber gelen bir ihlaldi. Evet. Kendisi içinde, dinamiklerin içinde yaşanan bir sonuç oldu. Hı hı. Tekrardan toparladık diye bilme potansiyelini gösterecek miyiz? Onu yarın göreceğiz. Evet. Onu görene kadar şu an için tepkisel bir hareket niteliğinde değerlendirmemiz gerekiyor. Birinci aşamamız bu. İkinci aşama, bu sadece tek başına yerel bir hareket değil. Yani Türkiye özgü bir hareket değil. Hı hı. Dün bütün Avrupa borsalarında, uzak doğu borsalarından tut, Amerikan hisse senetleri piyasasına kadar hepsinde bir sert satışlar söz konusuydu. Bunun arkasında yatan faktörler, sırf tekniği biraz da temelle de desteklendirmek lazım. Orada da işte COVID-19 ile ilgili açıklamalar, işte aşı firmalarıyla Avrupa Birliği'nin arasındaki sürtüşmenin yaşanması, aşıların çözüm üretip üretemeyeceği, dün Amerika'da FED toplantısı vardı, oradan sıkılaştırma ile ilgili kısa vadede herhangi bir şey gelmedi. İşte ama öte yandan da 1.9 trilyon dolarlık paketin akıbetinin hala net şekilde belli olmaması gibi faktörler burayı biraz baskıladığını söyleyelim. Bir de borsalar için ne önemlidir? Beklenti satın alınır, gerçekler satılır hikayesi. Evet. Beklenti neydi? İşte hisse senetlerinin bilançoları gelmeye başladı. Meşhur Amerika'daki en önemli son dönemdeki rally'yi tetikleyen büyük firmaların, Apple olsun, Amazon olsun, ondan sonra Tesla gibi firmaların bilançolarının gelmeye başladığını gördük. Hı hı. Microsoft gibi, geçtiğimiz hafta Intel'di, IBM gibi. Hı. Bunların etkilemesi, bilançolar geldikten sonra bir realizasyon da gelmesine sebebiyet veriyor. Bunların hepsi birleşince bir genel realizasyon, zaten genelde ocağın sonuna doğru bir kırılma başlar, risk algısı artık sönmeye başlar. Kârlar cebe konulup önümüzde uzun bir süre var. Bir bakalım, cebe koyalım. Ondan sonra bir süzülsün herkes. Tekrardan toplarız görüşü söz konusu. Doğru. Bakalım bu hareket onun başlangıcı mı yoksa ara bir soluklanma mı, yakından takip edip göreceğiz. Evet. İstiyorsan diğer grafiklerden daha net anlaşılır. Lütfen. Bu biraz daha haftalık bazdaki bir grafik analizimizde. Kesinlikle. Daha kısa bazda baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada da günlük bir grafiğimiz var. Günlük grafiğimizde de şimdi burada ben işte bir iki faktör göstermek isterim yatırımcılara. Dünkü hareketin tetiklenmesindeki etkilerden benzer daha önceki hareketlerden nasıl? En son mesela şu bölgede bir hareket yaşanmış. O hareket gibi şu. Şimdi şu bölgeye dikkat edelim. Burada bizim iki tane önemli ağırlıklı ortalamamız var. 8 ve 13. Yeşille gözüken ve kırmızıyla gözüken iki ağırlıklı ortalamamız. Yukarıdan aşağı doğru kesildi bunlar. Kesiştirmeyle birlikte dün itibariyle satış var. Satış gerçekleşti. Daha önce ne yapmışız diye baktığımız zaman mesela şurada da yine yukarıdan aşağı yeşil kırmızıyı kesiyor. Aşağıda bu hareket gerçekleştiği zaman o gün uzun bir mum gerçekleşiyor. Dün de aynı şekilde benzer bir hareket var, gördüğün gibi uzun bir mum gerçekleşiyor. Sonra peşinden nereye gidiyoruz biz? İki ağırlıklı ortalamanın arasında mor ve mavi ile.
Mor 50 günlük ağırlıklı ortalama, mavi de bizim için diğer bir ağırlıklı ortalamamız 35 günlük ağırlıklı ortalama. Bu ikisinin arasına girdik. Şu anda da biz o aralığın içine girdik, hatta üzerine çıktık. 1467'nin üzerinde olmamızı ben pozitif görüyorum. Bir Fibonacci destek seviyemizde bu. Dün tam o bölgeden kapatmıştık. Bugünkü gün içindeki sarkışlarda morla gözüken ağırlıklı ortalamamız olan 1436'da bulunan 50 günlük ağırlıklı ortalama tam oradan tepki verdiğimizi görüyoruz. Şimdi bundan sonraki süreci yakından takip edeceğiz. 1467 ve 1476 iki önemli seviye. Bir tanesi ağırlıklı ortalamadan geliyor, öteki de Fibo'dan geliyor. Bunun ikisinin üzerinde kalıcılık sağlayabilecek miyiz? Onu görmemiz lazım. Eğer bunu başarabilirsek yukarıda sarıyla olan bölgeye kadar, yani 1508'e kadar bir tepki hareketi günlük bazdaki grafikten gelme potansiyeli oluyor. Buradaki işin döndü diyebilmemiz adına bakabilmemiz için bizim buradaki ağırlıklı ortalamayı tekrardan yukarıya çevirmemiz lazım. O da son 7 günkü yapılan dağıtımdan sonra, yani aslında şöyle bakarsan şu bölgede çıktıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 günlük bir bant hareketi içindeydik. Orası biraz mal dağıtım bölgesiydi. O dağıtımdan sonra o dağıtılan malların tekrardan yere konulması lazım birazcık. Bugün biliyorsun istatistikler de geldi, yabancılarda geçtiğimiz haftada bir satış tarafında olduğunu görüyoruz. Bir önceki haftada da çok kuvvetli bir giriş yoktu. Nedir? Borsada piyasanın yukarı doğru gidebilmesi için bir para girişinin devam ediyor olması lazım. Sürekli bir para girişi lazım. Para girişinin arkası kesilince işte momentum düşmeye başladı ve bunun peşinden de kredili işlemler gelmeye başladı. Tahtaları tutabilmek için krediye girmeye başlıyor insanlar. O girmeye başlayınca da kredi tarafı arttığında bir süre sonra o malın ağırlığı gelmeye başlıyor. O malın ağırlığı gelince de işte böyle sert kırılımlar oluyor. Kısa vade için iki önemli noktanın üzerindeyiz. Bir kez daha belirtiyorum. 1975 üzerinde kalmamız önemli. Günü kapatmamız şart. Birinci etap. İkinci etapta da önümüzdeki hafta daha iyi rakamlardan konuşabilmemiz için bir kez daha aşağı denesek bile 1436'nın altına inilmemesi gerekiyor. Günlük bazdaki grafik adına konuşursak. Eğer 1436 altına iniyorsak o zaman burada satışların biraz daha derinleşmesi beklenebilir. Onun örneğini de bir kez daha gösterelim şu bölgede. Şu bölgede, bu bölgede tekrardan aşağı doğru mavinin altına sarkarsak, maviyle gözüken ağırlıklı ortalama, yani orası neresi 1476, altında kalıcılık başlarsa bir kez daha aşağı doğru baskılanma gelme potansiyeli olabilir. Yatırımcılar bunu unutmasınlar. O nedenle 1476 üzerindeki kapanışlar çok çok önemli. Kesinlikle. O kadar güzel aslında anlattın ki biraz da sanki birbirini tekrar eden dönemlere de evet, denk geliyor. Sen hatta bir programımızda da sürekli yukarı doğru trend, din arkasına yapmış olduğumuz programda ocağın iki son haftalarında bir satış dalgası, sert bir satış dalgası gelebilir demiştin. Çünkü tüm ocak aylarında bu aslında çoğu zaman görülüyor, evet, diye değil mi? Grafiksel olarak geçmiş 20 senedeki ocak aylarına bakmıştık. Ne yapıyoruz? Ocak ayında dip yaparsa ondan sonra bir yükselen trendden bahsediyoruz. Zirve yaptığı zaman da peşinden bir düşüş trendi geldiğini hep gördük. Evet. Bu tahminler pek şaşmıyor. Sonuçta insan davranışları benzer hareket ediyor. Doğru. Aslında bir de seans içindeki grafiği de yorumlarsak biraz daha... Vaktimiz var, ara yok. Tamam, Cenk, aramız devam yoksa ediyoruz. Tamam. Bu seans içi grafiği yorumlarsak da burada dikkatimizi çeken işte bir sıkışmayı görüyoruz net şekilde. Şurada bir bantın içine giriyoruz. Yukarıda 1580, aşağıda 1520. Bu bantın içinde yaklaşık olarak biz 3 hafta geçirdik. Bu 3 haftanın peşinden de işte yavaş yavaş da yukarı gitmeye zorlandıkça baskı gelmeye başladı. Zorlandıkça baskı gelmeye başladı. Burada 2 tane büyük kanal vardı hareket ettiğimiz. Bir asıl kanalımız şu kırmızıyla gören, başlayan, daha geçmişten gelen bir kanalımız vardı. O bizi daha geniş perspektifte taşıyordu. Bir de dar bir bandımız vardı, açık maviyle biraz daha dik açılı. İlk önce geçtiğimiz hafta biz maviyle olan, açık maviyle olan kanalı kırdık. Desteğini kırmıştık. Ama orada aşağı doğru çok sarmalı. Ağırlıklı ortalamalı etrafında tutunmaya çalıştık. Aşağı sarksak da hemen yukarısına atıyorduk. Sarksak da hemen üstüne atıyorduk. Ta ki düne kadar. Dün ne zaman biz 1530'u kırdık. 1530 seviyesinden geçiyordu bu kırmızıda uzun vadeli gelen trend çizgisi. O kırıldığı anda burada bir zemberek boşalmasını yaşadığımızı gördük. Aşağıdaki 1452-1453 seviyesinde bulunan Fibo desteğine, hatta 1426 bir alt destek var. O bölgeye kadar geldiğimizi gördük neredeyse, yakınsadığımızı. Şimdi bir tepki içindeyiz. Burada bizim için kritik eşik 1493 ve aynı zamanda kırmızı da gözüken bir ağırlıklı ortamımız var, 1495.
o 21 barlık ağırlıklı ortalamadır. 1495'e kadar hareketlerin hepsini biz normal karşılamamız lazım. Bu bir tepkisel harekettir. Bundan sonraki hareketin bizim tekrardan düşüşü bitirdik, yukarı gidiyoruz diyebilmemiz için burada görülen en üstte bulunan 1524'te bulunan ağırlıklı ortalamayı da altımıza almamız lazım ki biz kısa vadede düşüşü bitirdik. Bu ara bir düzeltmeydi. Tekrardan soluklanmak istiyoruz. İşte hareket soluklandık. Tekrardan yolumuza devam edeceğiz diyebilmemiz için bizim 1525 ve üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Evet, şu anki görüntü aslında dediklerinden şunu çıkartıyorum. Biz Cuma'yı bekleyeceğiz. Evet yani. Gerçek ana trendi belirlemek için değil mi? Yani hep bazı genel kabul görmüş kurallar vardır teknik evet. analizde. Onlardan işte nedir? İşte bir, iki gün, üç gün ya da iki hafta, üç hafta gibi kapanışların takip edilmesi lazım. Tek gün ihlallerini biz kabul etmiyoruz. Ya da iğne bırakıp tekrardan içeri dönmeyi ihlal olarak kabul ediyoruz. Bizi sorgulatan kapanışların gelmesi. Kapanışlar geldiği takdirde o zaman işte stresin daha çok arttığını ya da yukarı doğru umudun daha çok tetiklendiğini söylememiz mümkün. Evet, burada şimdi tekrar ben bakıyorum. Geri çekilmeler 1480 ve 90 bandı aralığında hızlandı. Sürekli %1,60'lık yukarı yönlü hareket sonrasında %1'e kadar düşüyor bu hareketlilik. Aslında çok önemli birkaç bir şey nokta söyledin. Yani bir tanesi yabancı girişi. Yani bu seviyelerde yabancı girişi beklemiyor muyuz? Çünkü aralıkta en çok konuştuğumuz değil mi Cenk? Konulardan bir tanesiydi. Yabancı girişiyle Borsa İstanbul'da rally bekleniyor dedik ama rally'yi yerli yatırımcı yaptı. Tabii ki kısmi girişlerde oldu ama devamlılığı olmadı. Nedenlerini istersen bir aktarın. Bir de kredi. Kredideki ağırlığın yüksek olması başka ne gibi riskleri de doğuruyor aslında? Kredi işlem yapmak tabii ki yani sonuçta bir kaldıraç kullandığınız zaman getiri de yüksek oluyor. Onun karşılık illaki borsalarda ya da işte böyle riskli enstrümanlarla işlem yaparlarken yapılırken sadece getiri tarafı yok. Kaybetme tarafı da söz konusu. Tabii. Kaybetme tarafında olduğunda zaman ana paradan çok daha hızlı kaybetme riskiyle karşı karşıya oluyorsunuz. Kaldıraçlı işlemler ilk başta cazip gibi görünebilir. Ama işte yükselişler uzun bir zamana yayıldığı için ve düşüşlerin de çok kısa dar bir zaman dilimi içinde gerçekleşmesi nedeniyle siz bazen tepki veremeden o düşüşe yakalanırsınız. Kredide yakalandığınız zaman gerçekten canınızı çok ciddi şekilde acıtabilir. Oradaki kredi miktarınız sizin portföyünüzü sıfırlamaya kadar götürme potansiyeli olan noktaya kadar gelebilir. Aynı zamanda kağıdın likitasyonuyla alakalı bir şey. Derin kağıt değilse, sığ hissedeyseniz ve aracı kurum sizin kredinizi tasfiye etme noktasına geliyorsa, ana parasını kurtarmak arzusuna geldiği zaman o zaman hisselerde tabanlaşma süreçleri başlar. Siz o malları atıyorum %5'e, %10'a kaçarım diye düşündüğünüz hisseleri kaçamayabiliyorsunuz. Oradaki konjonktürde bir ani bir değişim olduğu zaman derin likit hisseler bile olsa yeri geliyor likitasyon kaybolabiliyor. O nedenle riskli enstrümanlarda kredi işlem yaparken iki kez düşünmek lazım. Son dönemlerde biliyorsunuz kredi faizleri de Merkez Bankası'nın uyguladığı politika faizini yukarı çekmesiyle birlikte kredi faizlerinin de oranları yukarıya yuvarlandı. Maliyetler de aslında eskisi kadar cazip değil. O nedenle kredi işlemler açısından biraz daha temkinli olmakta her zaman fayda var. Ben şahsen kredi işlemleri çok tasvip etmediğimi belirtmek değil isterim. Mi? Özellikle yani, şöyle. Yatırımcılıktan çıkıyor çünkü. İş kredili tarafa girdiğiniz zaman biraz olay kumar tarafına doğru kaymaya başlıyor. Risk algınızı arttırmaya başlıyor. Spekülasyona girmeye başlıyorsunuz. kazanç olabileceği gibi kayıp olma ihtimali de kuvvetleniyor. O nedenle yatırımcıyı oynamak istiyor. Yani yatırımcı olarak borsaya geldiyseniz o zaman ana para olarak tutmanız gereken dönemler içinde olmanız gerekiyor. Biraz vadeyi de değil mi genişletmek gerekiyor. Artık o 800 yani 1400 puanlı seviyelerdeyiz. 1500'e geldik. Konuştuğumuz zaman 1000'in altındaydı puanlar. O zaman gerçekten ne alsan yukarı çıkıyordu. Yani Borsa İstanbul'da tabii ki bazı sektörler ve gelişen olaylar neticesinde gerileyen hisseler de oldu. Ulaştırma gibi mesela gıdadaki rally maalesef diğer sektörlerde her zaman olmadı. Bankacılıktaki gibi ama çoğu hissede çok ciddi potansiyeller vardı. Şimdi o potansiyel aslında artık sığlaştı. Yani biraz daha o getiri
eski getiri değil, onu aramakta zarar. Çünkü neden? Dediğin gibi biraz daha psikolojimizi de doğru yönetebiliyor olmamız gerekiyor sanki bu noktada. Katılıyorum kesinlikle. İstiyorsam dolar bazında da bakalım grafiğe. Evet, dolar bazında özellikle 8 ve 8.50'lerdeyken çok çok gidilecek yol var deniliyordu. Borsa İstanbul'daki fırsatlar aslında kur bazında, dolar bazında değerlendirdiğimizde daha ciddiydi. Şimdi ama geldiğimiz nokta, hatta şu anda bakıyorum, 7.36'lı seviyelerde kur, ki 7'li seviyeleri de geri çekilme olasılığı da yüksek. Yani son dönemlerde gelen raporların hepsinde işte 7.50 altında bir süreçten bahsediyor. Bir belli bir dönem. İşte bugünkü Merkez Bankası enflasyon raporunda da gördüğümüz kadarıyla ve hep vurgulanan gerekirse faiz arttırma yönünde adım atma sinyallerini aldığı piyasa 7.40'ların üzerinden tekrardan 7.30'lara doğru gerilediğini görüyoruz. Şimdi dolar bazındaki grafiğe baktığımızda burada biz bir uzun vadede düşen bir trendten çıkma çabasındayız. Bu uzun vadede düşen trendin üst sınırını biz 235'lerde olduğunu baktığımızda tutalım. Minik de bir araya gireyim. %2 oldu performans. Çok iyi bir performans, iyi bir toparlanma. Devamı inşallah gelir. İşte dediğim gibi kapanışın bu bir günlük ihlal mi yoksa işte nedir bunu göreceğiz. Kalıcılık devam etmesi lazım. Şu anda grafiğe baktığımız zaman, dolar bazındaki grafiğe, biz 212.50'ye üst bant yapmıştık. Orayı farkındaysan bir bant içine girdik, kaldık. Burada iki tane trend çizgisi var morla gözüken. Onları da elimle işaret edip göstereyim. Bir şu bölgeden başlayan, bu bölge bizim 8.50'leri test ettiğimiz bölgeden gelen. Şu geçtiğimiz hafta içinde zedelenmeye başladı bu trend hep yukarı doğru giderken. Bir de ikinci bir trendimiz var, şurada da mini bir trend. O da dün itibariyle altına sarktığımızı gördük. Burada ortalamalar sarıyla gözüken bir ağırlıklı ortalamamız var. 8 günlük ağırlıklı ortalama. Hep o bizi taşıdığını görüyoruz ama son 2 haftadır onun etrafındaydık. Fibo ile ikisinin arasında sıkışmıştık. Dün itibariyle altına sarktığımızı görüyoruz. Şu anda tepkimiz bizi getirdiği bölge, o sarıyla gözüken ağırlıklı ortalama bizim için üst banttaki direnç noktamız olduğunu vurgulayalım. Oranın üzerine atıp atamayacağımızı yakından takip etmemiz lazım. O bölgeye kadarki hareketleri biz tepki olarak görmek lazım. Orası neresi? 206.58. Aşağıda önemli destek bölgemiz neresi? 195.45, Fibo 61.8. Bugün gün içinde o bölge test edildi. Oradan tepkiyi verdik. Güzel bir realizasyon kırılımı oldu. Oradan gelen tepkinin kalıcılığı bundan sonraki süreçte 203.05 birinci direncimiz. 200 günlük ağırlıklı ortalamadan geliyor. Pardon, özür dilerim. 21 günlük ağırlıklı ortalamadan geliyor. İkincisi de 8 günlük ağırlıklı ortalama 206. Bu ikisinin üzerine atıp atamayacağımızı takip edeceğiz. Şu anda 199.50 desem 200 sınırındayız. 200'ün üzerinde kalıcılık başlaması lazım ki tekrardan hareket yukarı doğru evriliyor diyebilmemiz adına. Aşağıda 195 önemli bölgeydi. O bölgeden ilk güzel kuvvetli tepkinin geldiğini söylememiz mümkün. Evet, tepkilerle aslında beklenen yıl sonu hedefi ne oluyor bu durumda? Şöyle söylemek lazım. Uzun vadede düşen bir trendimiz var. Bizim buradaki yukarıda da 240 hedefimiz var. Bu 240 hedefi gerçekleşmeyecek bir hedef değil ana senaryoda. Ama hep bahsettiğimiz bir stres birikiminden bahsediyoruz. Şimdi piyasalarda bir yükseliş trendi olduğu zaman arada bir realizasyonlar gelir. Bu realizasyonların gelmesine de işte birileri satar, kârı cebe koyar, başkaları oyuna girer. Burada bir bayrak yarışıdır aslında bu. Bu bayrak yarışı ne kadar çok daha minimal, yani arada düzeltmeler şeklinde yeni katılımcının rahat girebildiği ortamları sağladığınız zaman daha sağlıklı, daha uzun vadeli bir trendten bahsederiz. Ama çok dik çıktığınız zaman o zaman da stres artmaya başlıyor. Bir şöyle düşün, yani üçlük, dörtlük depremler olduğu zaman hissetmiyoruz bile. Ama bir deprem altının üzerine, yedinin üzerine çıktığı zaman can kayıplarıyla karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Borsada da aynı, stresi ne kadar biz arttırırsak, süreci ne kadar uzatırsak stres, tansiyon artıyor. Gerginlik artıyor. İşte o gerginlik arttığı zaman insanların hata yapma payı artmaya başlıyor. Ve işte dediğim gibi bir süre sonra da bu stresi taşıyamayan piyasa, o da nedir? Kredi. Kredi en büyük risktir. Kesinlikle. Yukarıda malı tutabilmek için krediye girmeye başlandığı zaman da peşinden salınım mecburen geliyor. Başka türlü kaçış yok. Kesinlikle. İstiyorsan bir de Viyop'a da bakalım. Viyop tarafında da zaten büyük bir, oradaki beklenti de aslında biraz daha sığ kaldı gibi değil mi? Viyop tarafı uzunca bir süredir BIST 100'le paralel gidemiyor.
zaman zaman daha kırmızı renkli açtığını da görüyoruz. BIOP biraz daha zayıftı. Daha önce sinyali verdi BIST 100'e göre bakarsak. BIST 30'da bankacılık endekste bunlar. İkisi de önden yabancının daha çok yer aldığı bölümde satış baskısının daha kuvvetli olduğunu gördük. Yabancı tarafından biz girişleri beklerken ama yabancı payının borsada bir türlü artmadığını gördük. Doğru. Artmamasının sebebi neydi? Bu yabancı payının ölçümünü biz nasıl yapıyoruz? İşte herkesin işte halka açık hisse senetlerinin bütün hisselerini topluyoruz. Kimin elindeki hangi tarafta onu ölçüyoruz. Büyüklüklerine bakıp işte bu kadarı işte yabancının bu kadarı yerlinin diyoruz. Şimdi yabancının pozisyonlandığı en çok pozisyonlandığı yer neresi? Bankacılık endeksi. Bankacılık endeksi son 3 haftadır piyasadan ayrışarak zirveyi daha erken yapıp bir düzeltme içine girdiğini gördük. Öyle olunca da bankacılık endeksi tarafı yabancı payının aşağı doğru baskılanmasına sebebiyet verdi. Aynı şekilde BIOP ve BIST 30'da da benzer baskılanma çünkü o bölgeden geldiği için baktığımız zaman burada da BIOP'un endeksin yakın vadeyi görüyoruz. Bugün itibariyle şöyle bir kanal içinde hareket ediyorduk. Burada da bir yataylaşma, bir bant hareketini gördük. Fibo 50 ile 38-20 arasına sıkıştık. Yukarıda 1711-1715, aşağıda 1668. Bu bant içindeydik. Bir kanalımız vardı. Geçtiğimiz hafta içinde bu ilk defa altına sarktığını gördük. Kırmızıda gözüken bir ağırlıklı ortalamamız var. 21 günlük ağırlıklı ortalama. 8 ve 5 daha önce kesişmişti. Evet. Bunlar hep bizim için stres göstergesi oldu. Ne zaman ki biz ağırlıklı ortalamanın altına düşüyoruz o zaman satış baskısı başlıyor. Çünkü maliyetlenmeler kırılmaya başlıyor. İnsanlar zarar etmeye başlıyor. Zarar ettikçe de stop loss'ların çalıştığını görüyoruz. Stop loss çalışınca aşağı doğru baskılanıyoruz. 1616 FIBO'da 23.60 seviyesi. Oraya kadar hareketin devam etmesi tepkisel nitelikteki toparlanma arzusu gibi değerlendirmek lazım. Morla gözüken ağırlıklı ortalama 1582'de altına sarktık. Hemen toparladığımızı görüyoruz. O da 50 barlık ağırlıklı ortalamaydı. Oradan bir tepki geldiğimizi, bu tepki hareketin 1616 ilk etapta aşılması gereken bölgesi. İkinci etapta da kırmızıyla gözüken 1651 bölgesi olduğunu söyleyelim. Oraya kadar, oralar aşılmadığı sürece buradaki hareketi biz tepki niteliğinde değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, peki şöyle yüzdesel anlamda düşüşlere bakacak olursak, dün gözüne neler çarptı Cenk? Özellikle %4 zaten Borsa İstanbul'da ciddi bir sert satış geldi ama bazı sektör ve hisselerde bunun üzerinde gelirken bazıları daha sığ kaldı. Yani yüzde dilimi bakaracak olursak bazıları biraz daha %1'lerde kendini koruma çabası içine girdi. Bu neden kaynaklıdır? Yani şimdi sektörel beklentiler bir etkileyebilir. O şirket oradaki özellikle de şirket bilanço beklentileri önemli olduğunu biliyoruz. Onun dışında da işte oradaki kredi yapılandırması ya da yabancı kompozisyon nasıl olduğu biraz da ilgilendiren noktada olduğunu. Özellikle bankacılık sektörü son bir yıldır geçtiğimiz Mart çöküşünden bu zamana ciddi şekilde negatif ayrıştığını görüyoruz getiri tarafında. Sanayi endeksi inanılmaz bir coşku gösterirken bankacılık endeksi buna katılamadı. Hatta bankacılık endeksi de burada resmi biz daha net anlatabilmek adına söylersek. Tekrar bol iskontolu dönemlerine geri dönmüş. Tekrardan neredeyse tabii ki tam başladığımız yere kadar dönmedik ama burada da ben bir orada kutuladığım bir seviye var. 1655. Daha önceden oraya işareti koymuştuk. O bölgenin üzerine atamayınca biz burada bir baskılanmayla karşılaştık. Fibo'ların oldukça sağlıklı çalıştığını net şekilde görüyoruz. Tam Fibo hedefleri arasında gidip geldiğini görüyoruz. Şuradaki trend kırılımı. Mikrofon çıktı yerine onu bir takayım. Şuradaki trend seviyesi kırıldıktan sonra burada şu iki Fibo arasında 1516-1593 arasında sıkıştık. Ama bir türlü üst banda doğru gidemedik. Buradaki baskılanma bizi alt Fibo'da 1516 etrafında, 1516-1550 etrafında tuttu. Bu da ağırlıklı ortalamaları aşağı doğru çevirdi. Ağırlıklı ortalamaları aşağı doğru çevirince bu bir sat sinyali üretti ve aşağıdaki yeşille gözüken 50 barlık ağırlıklı ortalamaya kadar geldik. Orada tutunmaya çalıştık ama 3 gün önce onu da altına sarktığımızı gördük. Diğer bütün endekslerden önce burada bir kırılım oldu. Onlar daha önce inmemişlerdi. Burası mesela endeks BIST 100'e baktığımızda bugün 50 günlük ağırlıklı ortalamadan biz dönüş yaptık, tepki verdik. Ama dönüp bankacılık endeksine baktığımız zaman 50 günlük ağırlıklı ortalamanın altındayız. Aşağıdaki harekete başladığımız FIBO seviyesi olan 1392 seviyesine kadar geldik. Yani son şuradaki Kasım ayında başlayan hareketin dip seviyesi burası. Şu kopuşu yaptıktan sonra biz
indiğimizde en düşük gördüğümüz seviye 1392. Bugün o seviyeyi test ettik biz. Yani Kasım başındaki rally'nin başladığı noktaya gelmiş vaziyetteyiz neredeyse. O nedenle burası önemli bölge. Aşılması gereken seviye 1479 ve üzeri, 50 günlük ağırlıklı ortalamanın üzerine çıkması lazım. Daha sonra 1516'ya alması lazım ki biz burada tekrardan iyi şeylerden bahsedebilelim. Bugün itibariyle Garanti Bankası ile bilanço sezonu başlıyor bankalar için. Evet, büyük Garanti bankaların. Bankası'nda da %2.85'lik yükseliş var. Bakalım buradaki bilanço etkisi nasıl bir seyir addedecek, gösterecek bizim için önemli. Aslında Garanti Bankası'ndan bile görebiliyoruz değil mi düşüşü? 10.20 TL'lerden, 10 TL 20-25 kuruşlardan 9 TL'lere kadar tabii geriledi. Hatta bugün 9 TL'nin bile altını gördü test an edildim itibariyle. Şu anda 1392 yatırımcılar önemsesinler. Çünkü neden? Bir kez daha hatırlatıyorum. Şu Kasım başındaki hareketle birlikte başlayan o Merkez Bankası yönetimi değişmesiyle bir kopuş yapmıştık. Orası neresiydi hatırlayalım. 120 bin endekste biz bunu yaşadık. Merkez Bankası yönetimi, üst yönetimi, hazine değişiminin yaşandığı yer 118 bin seviyeleriydi. O seviyelerdeki değişimle birlikte burada uzun bir çubuk yapmıştık ve ondan sonra biz şu eşiğin altına hiç düşmedik. 1392. 1392'nin altına iniyorsak eğer o zaman burada streste tekrardan bir artma olduğunu söyleyebiliriz. O zaman aşağıda iki ağırlıklı ortalama olan 200 günlük ve 100 günlük ağırlıklı ortalamaların geçtiği bölge olan 1355 potaya girer. Orası da bir alttaki destek bölgemiz olarak görünüyor. %2.10'luk yükseliş var. BIST 100'de bazı hisselere bakacak olursam %4'ün üzerinde dünkü kayıplarını telafi eden hisseler de var. Önüme çıkıyor şu anda. Bununla bankacılıkta da var bir toparlanma cenk. Yani 1497 puan seviyesindeyiz BIST 100'de. İyi bir noktaya kadar tepkiyi verdik. Evet. Normalde tepkinin üst sınırına geldiğimizi söyleyebilirim. Kesinlikle. Bundan sonraki süreç trendi çevirebilecek nitelikte, o düşüşü çevirebilecek nitelikte mi? Demin bahsetmeye çalıştım. 60 dakikalık grafikteki kırmızıda gözüken 1495-96 bölgesinde bulunan ağırlıklı ortalama test ediliyor şu anda. Üzerine atmaya çalışıyoruz. Normal koşullarda eğer bu bir tepki ise bu bölgenin üzerine çok kolay ilk etapta çıkamaması gerekir. Buradan bir realizasyon gelmesi, evet, beklenmesi gerekir normal koşullarda. Doğru. Ama bu bizim işte bir günlük ihlal de işte her şey aslında gülük gülistanlık devam. Biz buradaki soluklanmayı bitirdik, tekrar hareketimize devam ediyoruz diyebilmemiz için bu bölgenin üzerinde kapanışın gelmesi, haftalık bazda dediğim gibi 1500, önümüzdeki hafta için 1500'ün üzerinde kapanışın alınması gerekiyor ki biz burada tekrardan yola devam edebilirim. Ana resminin güzelleşebilmesi için de bir kez daha vurguluyorum. Dün kırdığımız 1520 seviyesinin üzerine tekrardan çıkılması gerekiyor. 1520'yi çıkana kadar yeni buraya yatırım yapmak isteyen yatırımcı için şu anki pozisyonu nasıl değerlendiriyorsun? Şu anki aslında seviyeyi diyeyim. Şimdi burada önemli olan işte stop loss dediğimiz hikayeyi. Eğer siz doğru yerde koyup, doğru yerde eğer realize edip aşağıdan tekrardan bu işte 50 günlük ağırlıklı ortalama civarından malı yerine koyma şansınız olabildiyse iyi bir iş başardınız. Yok ben bunu beceremedim, korktum, daha tekrardan aşağı gelecek, işte daha işte, işte 1350'lere gelecek, 1280'lere gelecek beklentisindeyseniz bu... Tabii ki bu sizin beklentiniz. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğimi hiçbirimiz bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz. Ortalamaların altında olmak piyasa için tahminler gereği aşağı doğru baskılanmanın devam etmesini gerektirir. İlk etaptaki sat sinyali oluştu. İkinci sat sinyalinin oluşması için bu yukarıda bahsettiğimiz iki önemli ağırlıklı ortalama 8 ve 13'ün 21 ile de kesişmesi gerekiyor. O 21 nerede? 1509'da. Ötekiler nerede? 1520'de. O 1520-21'de olanlar 1509'a yakınsayıp onlar da bir kesişirlerse yukarıdan aşağı, o zaman sat sinyalinin daha da kuvvetlendiğini görürüz. O zaman bu aradaki gelen tepki hareketinin hareketin tepki olduğunu anlamamızı sağlar. Bu noktada denenmesi gereken realizasyonu bekleyip eğer bugünkü hareketi kaçırdıysanız, tekrardan alamadınız, malı sattınız, bir realizasyon gelmesini işte buradaki kritik eşik bahsetmeye çalıştım. İki önemli nokta 1467-1476 bölgesi. İlk destek bölgesi olarak görmek lazım. Bunun altında sarkışlarda da 1441 ve 1435 bölgesini ikinci destek bölgesi olarak görüp o bölgelerde alımlar denenmeli. O bölgelerdeki alımlarda da başarılı sağlanamıyorsa, aşağı doğru hareket devam ediyorsa, o zaman stoplarınızı çalıştırıp bir alttaki
basamaklara doğru kaymak lazım. Ama normal koşullarda bizi 50 günlük ağırlıklı ortamın ilk etapta tutması, beklenmesi olağandır. Daha faydalı gibi görünüyor. Peki son olarak neyi değerlendirelim Cenk? Kur tarafını değerlendirmek ister misin yoksa yine Borsa İstanbul'un performansı üzerinden mi yorumlamaya çalışalım? Kura bakalım istiyorsan. Tamam. Daha doğrusu DXY tarafıyla bakıp ondan sonra kura, evet, bakalım istiyorsan. Orada da nasıl bir süreç? 7.35.53'lerde %0,80'lik kur tarafındaki düşüş. Çok dar bir bant koridorun arasına girmiş gibi görünüyor. 7.33-7.40 bu seviyeyi en önemli seviyeler değil mi? 7.42'nin üzerinde test ederse, kalıcılık sağlarsa. Yukarıya doğru mu trendini gerçekleştirir yoksa bu seviyelerde? Şimdi onu üzerine grafik üzerinden konuşursak daha, evet, sağlıklı olacak. Evet. Hala biliyorsun ki bugün senin de takibindeydi. Bankalardaki döviz mevduatı yine kendi rekorunu kırdı. Burada, bireysel yatırımcı hala dolar almakta kararlı. Merkez Bankası'nın işte beklediği tersine dolarizasyonun beklentisi bir türlü gerçekleşmiyor. Bunun algısının oluşması biraz zaman alıyor. İşte bunun da gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Şimdi, evet, burada bizim bir dolar TL grafiğimiz var. Dolar TL grafiğine baktığım zaman 8.58'lerden başlayan düşüşte biz 7.26 seviyesini, 7.25 seviyelerini test etmiştik. Sonra buradan bir kalktık. Yukarılara doğru, ağırlıklı ortalamalara doğru çekildik. O ağırlıklı ortalamalar burada iki tane, bir sarıyla gözüken bir de kırmızıyla gözüken 7.53 ve 7.50, ya 53.98 ve 53.61 bölgesinde bulunan iki tane ağırlıklı ortalamamız var. Onlar nedir? Birisi 8 günlük, ötekisi de 21, ya yani 8 haftalık ve 21 haftalık iki ağırlıklı ortalama. Onlar şu anda mesela bir sat sinyali üretmek üzere, aşağı doğru baskılıyor. Biz bunların üzerinde bir kapanış almadığımız sürece, 8.54 ve üzerinde kapanış almadığımız sürece burada hareketin 54. çok fazla yapan 7.54 ve 7.54 üzerinde kapanış almadığımız sürece burada biz nasıl BIST için olumsuz konuşuyoruz, evet, aşağı doğru baskılanma, burada da aynı şekilde dolar TL için aşağı doğru baskılanma potansiyeli. Evet. Aşağıda destek noktamız neresi? 50 haftalık ağırlıklı ortalama, bugün mesela BIST'in tepki verdiği yer gibi düşünmek lazım. Şu anda 7.20'de olan bölge olarak karşımıza çıkıyor. Fibo desteğimizde 7.27'de olduğunu hatırlatalım. Hı hı. Bu bölge bant içine bir sıkıştık gibi gözüküyor. 7.20-7.50 bandı bizim şu anda bir süre test etmeyi beklediğimiz bölge. Ama bu bölgenin altında kalıcılık çok uzun süre sağlanabiliyor mu? Geçmişe doğru baktığımız zaman son 3-4 yıllık hareketlerde mavinin altında kolay kolay kapanış alamadığımızı biliyoruz. Sürecin mavinin altına inebilmesi için burada bir paradigmada değişim olması lazım. Eğer mavinin altına kapanışlar alabiliyorsak hakikaten o zaman Türkiye'de bazı şeylerin değişti. Yabancı ilgisini çok fazla arttı. Turizmle ilgili gelir tarafında giriş tarafının kuvvetlenmeye başladığının algısının oluştuğunu, COVID'le ilgili sıkıntıların bittiğinin işaretinin olması lazım ki biz 7.20 ve altında kapanışları rahatlıkla alabilelim. O bölgeye kadar hareketler biz hala bir bant içinde sıkışmanın devam etmesiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Burada o zaman stabil kalmayı tercih ediyor sanki kur. Evet. Çok merak edilen konulardan bir tanesiydi şu 7.5'ların üzerindeki seyir dönemini hatırlayacak olursak. Aslında bu dar bantta yine de bir istikrarı şimdi gösterir. Şöyle, ben şöyle değerlendiriyorum. Nasıl eskiden ben... Ne diyorduk işte sepet kuralısından konuştuk. Evet. 8.35-8.50 bantı, 8.50'nin üzerine gitmemesi gerekir. 8.50'ye kadar olan hareketi normal karşılamak lazım. Üzeri sıkıntıya sokar. Hakikaten üzerine atınca da ciddi bir sıkıntı yaşadık. Hatta o anda işte öyle bir senaryoları ben dedim ki ülkenin batış senaryosuna ben oynamam. Ben Türkiye'ye oynarım. Yani Türkiye her zaman küllerinden bir şekilde doğuyor. Doğacak, evet. Bir şekilde başarıyor. Defalarca biz bir noktaya geldik, oradan tekrardan evrebilir. Şimdi de mesela orada ne kadar aşırı karamsarlık varsa şu anda da yavaş yavaş bir aşırı iyimserlik pompalanmaya başlanmış gibi gözüküyor. Aşırı iyimserliğin etkisi neresi olur diye sorarsan alt sınırda aşağıda 6.86 bölgesi benim için marjinal seviyedir. Orası ekstrem noktadır. Nasıl 8.50'ye gittiğimiz zaman bir ekstremlik söz konusuysa, aşağıda da 6.86'ya geldiğimiz zaman benzer bir ekstremlikten bahsetmemiz söz konusu olacaktır. Evet. Cenk, çok az bir vaktimiz kaldı. 2-3 dakika istersen dolar endeksiyle. DXY'a da bakalım.
DXY'de da görüntü aslında 90,76 ama yukarıya doğru yavaş yavaş da olsa bir trend var. Şimdi son dönemlerde hep aşağı doğru baskılanan, 103'lerden evet. başlayan bir düşüşten bahsediyorduk. Aşağı doğru baskılanma süreci, işte parasal genişlemeler burada aşağı doğru götürür mü bu noktaya diye geldik. Aşağıda işte 89'lara doğru gidiyor, işte 88-10 hedefimiz var, 87.69 olabilir mi diye. İktidar değişimiyle birlikte söylemlerin biraz daha değişmesi, Avrupa Birliği tarafından işte artık kendi para biriminin aşırı değersizleşmesinin desteklenmemesi, yani değerli euroyu istememeleri, bununla ilgili açıklamalar. Bugün Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklamalar geldiğini gördük. İşte geçtiğimiz hafta bir aksiyon almadılar ama eksi faiz tarafını daha da arttırabileceklerine dair bugün söylemler geldiğini gördük. Bu da isterseniz burada bir yukarı doğru toparlanmaya gösteriyor. Buradaki toparlanmada da grafikte görüldüğü üzere aslında bir düşen trendin içindeki bir toparlanma hareketi gibi algılamak lazım. Morla gözüken bir düşen trend çizgimiz var. Biz evet. onu kırmadığımız sürece aslında bir düşen kanal içinde bir yatay bant yapıyoruz. Fibo bölgesinde, ağırlıklı ortalamalar bölgesinde dengelenmeye çalışıyoruz gibi gözüküyor. Şu anda bu grafikte gördüğüm kadarıyla ağırlıklı ortalamalar bir al sinyali üretmek üzerinde. Yeşille gözüken 50 günlük ağırlıklı ortalama var. Onu almaya çalışıyoruz 90.794'te. Biz şu anda 90.51'deyiz. Onun üzerinde kapanışlar geldi. Gelirse bir koşullarımız. İkinci koşulumuz morla gözüken düşen trend çizgisini kırdık. Yukarı doğru evrilmek istiyorsa o zaman tekrardan bir 92'ye doğru hareketlenme arzusu içinde bir DXY'dan bahsederiz. Bu buradaki kuvvetlenme de ister istemez iç piyasada dolar TL üzerinde bir baskı yaratabilir. Onu da unutmamak lazım. Aşağı doğru hareketlerde bu hareket işte geldi ama bir türlü yukarı doğru evrilemiyor. 90.80'i aşamıyor. Baskılanıyor. 90.34 ilk destek, altında 89 ana destek konumu olarak karşımıza çıktığını hatırlatalım. Evet. Belki ikili bir dibe gidebilir. Buradaki dolardaki güçlenme altın fiyatlarında baskıladığını da unutmamak lazım. Cenk, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların için. Gerçekten şöyle biraz daha o fluluk gitti değil mi kafamızdaki belirsizlik? Yani elimizden yarını gelmiş. Bekleyeceğimizi önemli. Haftalık kapanış önemli olduğunu, evet. kritik eşiğe geldiğimizi, ağırlıklı ortalamanın önemli noktasına kesinlikle. Geldiğimizi görüyoruz. Bundan sonraki seyiri yakından takip etmek gerekiyor. Çok özellikle yatırım yapmayı planlayanlar için ağzına sağlık tekrar. Yarın biraz daha önem kazanmış vaziyette piyasada. O zaman yarın da davet edelim seni. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık tekrar. Efendim Ekaturk Araştırma Müdürü Cenk Akyoldaş bizlere eşlik etti. Değerli yorumlarını dinledik. Kısa bir ara. Aradan sonra gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz İntegral Menkul Değerler Satış Müdürü Yardımcısı Doktor Mehmet Ali Gürbüz. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bugün Borsa İstanbul'u yorumlamak zor olsa gerek. Performansı, volatilitesi baş döndürücü nitelikte. Yani eksi %1'lerden şimdi %+2'lere geçiş. Dünkü sert kapanış, nasıl yorumluyorsunuz bu son hamleleri? Aslında genel anlamda piyasalarda belki küresele bakarak Borsa İstanbul'un verdiği son mesajlara bakmak sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ana temamız bu hafta Avrupa tarafında özellikle aşı nedeniyle oluşan belirsizlikler, aşının tedariği ve dağıtımı ile ilgili oluşan belirsizlikler burada fiyatlamalara biraz olumsuz yansıdı. Bunun dışında Amerika tarafında da bazı hisse senetlerin algoritmik hareketler nedeniyle aşırı yükselmesi nedeniyle hedge fonların ters pozisyonda kalmasını verdiği olumsuzluk vardı. Çünkü burada da hedge fonların acaba batıyor mu şeklindeki bir olumsuzluğu söz konusu olmaya başladı. Bunun etkisiyle biz Borsa İstanbul'da ifade ettiğiniz gibi %4,5 gibi bir kapanışlar gördük. Bugün bunun tamamen tersine dönebildiği bir düzeltmeyi tekrar aldık. %4,5'luk kayıp bir açıkçası piyasalar açısından bir geri çekilmenin dışında acaba bir projeksiyon değişikliği mi diye algılandı. Ancak biz kurum olarak hep şunu ifade ettik. Bu tamamen bir düzeltme olarak okunabilir. Piyasalarda zaten bunun gelmesi de biraz bekleniyordu. Çünkü 1550 seviyelerinde biraz güç kaybı görmüştük özellikle Borsa İstanbul tarafından. Bu anlamda şunu da görüyoruz. Bazı özellikle hisse senetlerinin
piyasa değeriyle işlem gerçekleşti fiyat arasında çok ciddi bir anlamsız, olumsuz bir durum oluşmuştu. Bunun da önüne geçilebilen bir düzeltme olarak okumak bence hatalı olmayacaktır. Hatta şunu da düşünüyoruz. Hangi piyasa olursa olsun 50, özellikle 50 günlük aralık ortalamasının altına gelmediği noktada bunun bir trend değişikliği olmayacağının biz teknik anlamda yorumunu da yapabiliriz. Borsa İstanbul tamamen bu nedenlerden dolayı bir kayıp yaşadı. Bugün bunun telafisini biz sert bir şekilde tekrar geri alıyoruz. Bana sorarsanız özellikle önümüzdeki hafta itibariyle açıklanacağı beklenen özellikle piyasalar tarafından da yakından takip edilen yeni revizyon haberleri özellikle hükümet tarafından açıklanacak. Buna bağlı olarak gelişebilecek CDS'de aşağı doğru çekilmeler ve yabancı girişin hızlanması Borsa İstanbul'da daha önce test ettiğimiz seviyeleri bu ay içinde muhtemelen gerçekleşmeyecek yarın itibariyle ancak önümüzdeki ay içinde gerçekleşmesini biz tekrar bekliyoruz. Peki Mehmet Ali Bey, şimdi ekrana yansıyan görüntüler dünün tam tersi. Aynı oranlar ama renk yeşil. %3,89 neredeyse %4'lük ulaştırma sektörü dikkatimi çekiyor. Sizce bu kuvvetli bugünkü kapanış belli ki olacak. Birazdan da kapatacağız. Yarın aynı şekilde bir performans görüp 1500'ün üzerinde tamamlayan BIST yüz endeksi mi daha kuvvetli görünüyor yoksa kar satışları yine gerçekleşir mi? Ben açıkçası bugün ABD endekslerinin de takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Küresel anlamda takip ettiğimizde orada da pozitif dönen hava var. Bu iklimde Borsa İstanbul yarın da pozitif havasını kaldığı yerden ben devam edeceğini düşünüyorum. Hatta 1430 şu an itibariyle bile 1430 üzerine kaldığımız her gün yükseliş momentumun güçlenerek devam edecek diye ifade etmek yanlış olmayacak. Hele psikolojik olarak takip edilen 1500 seviyesini üstüne gelip burada kalıcılık sağlarsa ilk etapta tekrar 1550 ve bizim daha önceden de ifade ettiğimiz 1550 seviyelerinin bile %10 iskontoya denk geldiğini tekrar bu vesileyle paylaşalım. Bu fiyatlamaların oluşacağını biz düşünüyoruz. Dediğim gibi tamamen özellikle piyasa değeri ve defter değeri arasında oluşan bazı uçurumlar vardı. Bunun biraz daha azalacağı, hacimlerin biraz daha artacağı, özellikle Borsa İstanbul'da BIST 100 dediğimiz hisse senetlerinin biraz daha ağırlık kazanacağı ve bunun da yükselişe momentum kazandıracağını düşünüyoruz. Evet. Peki sektör olarak hangileri daha çok dikkatinizi çekiyor? Alım ve satım fırsatları açısında. Çünkü dün bankacılık ve sanayi sektöründeki hızlı gerileme ama bugün hızlı bir toparlanma. Bunu zaman zaman fırsata mı çevirmekte gerekiyor böyle bu tarz düşüşler yoksa bir sonraki eğer satış dalgası gelirse beklenti büyük. O yüzden biraz daha mı yayıp bekletmek lazım. Burada çünkü Cenk ile az önceki programımızda da çokça değindi. Yarın aslında gerçek ana trend belli olacak diye yani 1500'ün üzerindeki kalıcılık burada önem arz ediyor dedi. Siz buna katılıyor musunuz? Evet, 1500 seviyesi psikolojik bir seviye. Yani teknik seviyelerden çok yatırımcıların da psikolojisinde çok önemli bir faktör olacağı aşikar. 1500 üzerinde kalınması şu an itibariyle satışlarında ağırlık kazanan, dün itibariyle ağırlık kazanan hisselerin ve özellikle sektörlerin tekrar fiyatlamaları da sert yükselişe öncülük etmesi anlamına da gelecek. Biz bu anlamda açıkçası bankacılığı ön planda tutmaya devam ediyoruz. Kurum olarak hatta hazırladığımız portföy yapımızda bankacılığın önemli olduğunu vurgulayalım bu vesileyle. Bunun dışında özellikle otomotiv sanayisinde takip ettiğiniz bazı hisselerin önemli olabileceğini, sektör olarak sanayi tarafındaki takip edilmesi gereken önemli hisseler olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında biz muhtemelen yazılım tarafındaki bazı hisse senetlerinin de yukarı yönde ciddi bir fiyatlamaya girebileceğini düşünüyoruz. Perakende'yi hep daha önceki yayınlarda da paylaştık. Belki bu yayında paylaşmak doğru olacak. Perakende sektöründe özellikle bilanço ve yarattığı likit nedeniyle tercih ettiğimiz bazı perakende sektörlerinin de önemli olacağını bu vesileyle vurgulayalım. Hava yolunu da belki vurgulamak sağlıklı olacaktır. Biz zaten özellikle Borsa İstanbul'un 1570'lere geldiği zamanlarda bile hangi sektörün orta ve uzun vadeli ön planda tutulması gerektiği şeklindeki tüm açıkçası yatırımcı sorularına orta ve uzun vadeli düşünüyorsanız havacılık ve ulaştırma sektörünü portföyünüze mutlaka tutun diye ifade ediyorduk. Bunun fiyatlaması olabilir çünkü gerçekten geride kaldı. Biz muhtemelen yılın yarısından sonra şu anki fiyatlamalardan bile %30
primlenmiş bazı hisseler bu anlamda görebiliriz. O yüzden bu sektörü de öne çıkarıyoruz. Evet, peki o zaman Mehmet Ali Bey biraz da diğer yatırım araçlarından da bahsedelim isterseniz. Borsa İstanbul'daki bu performans, bu rally havası, sonra kar satışları diyoruz ama portföylerde sadece riskli piyasalar yok. Nasıl değerlendiriyorsunuz görece risk algısı olan Borsa İstanbul'da? Evet, ama diğer enstrümanlardaki fırsatları. Evet, biz bir portföy oluşturduğumuzda Borsa İstanbul belki %50 kazanmaya bu anlamda devam etse de biz yatırımcılarımıza %20 gümüş ve %20 altın tutmalarının yararlı olacağını ve bunun için de önemli teknik seviyeleri takip ederek alım yönünde değerlendirmelerinin sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında %10'da nakitte kalmalarının yatırımcıların bir sonraki aşamada yeni pozisyonlara girmesi için önemli olacağını düşünüyoruz. Yatırımcılar belki kısa vadeli dalgalanmalardan biraz daha geri planda tutarak yatırımlarını orta ve uzun vadeye kanalize etmeli. Bu anlamda da özellikle ifade ettiğimiz emtia tarafındaki rally'nin portföylerde bulunmasının önemli olacağını düşünüyoruz. Dünyanın ekonomik toparlanması aşılanma istediği seviyede giderse ve özellikle tedarinde de bir sorun yaşanmazsa hızlı bir toparlanma girecek gibi duruyor. Ve varsayımlarda da yılın özellikle birinci yarısından sonra dünya toparlanmasının %65'ini sağlayacak gibi bir çalışma da var. Buradan da anlıyoruz ki yatırımcılar bu anlamda en geride kalmış sektörlere ve sanayi emtialarına da kanalize olarak bir portföy oluşturabilirler. Burada da teknik seviye verilecek olursa altında 10 tarafında 1830'un çok önemli olduğunu, buralardan ağırlığının arttırılabileceğini biz endekse aslında dünkü bir fırsat olarak da gördük. Bu seviyelerden alım yapılarak ağırlığının arttırılması. Gümüş tarafında da özellikle 24 dolar civarındaki bir fiyatlamayı portföye özellikle ağırlık kazandırmak anlamında kullanılacak önemli seviyeli olarak da paylaşalım. Evet, şimdi Mehmet Ali Bey, kapatacağız aynı zamanda Borsa İstanbul'u da %2.14'lük ciddi bir yükselişle bu sefer kapatıyor. Dünkü aslında vermiş olduğu primlerin kısmı iadesini almış ama yine de 1500'ün altında gösteriyor kendini. 1498 puandan tamamlıyor. Borsa İstanbul'da şöyle kapatalım ama sektör özeline de bakalım hemen. Sektörler özelinde de %3'ün üzerindeki performansla Ulaştırma dikkat çekiyor. Bankacılıkta da keza aynı şekilde yükseliş trendi devam ediyor. Kur tarafındaki düşüş devam, yine 7.35'li seviyelerde görünüyor. Borsa İstanbul bugün içinde dolar kurunu 7.43 seviyelerinde gördük. En düşükse 7.34'lere kadar geriledi. BIST yüzde ise 1498 puanlara kadar da gün içinde, hatta son saatlere doğru çıkış gösterdi. 1431'lerden rally yaptı diyebiliriz aslında esasen. Yarınki görüntüyü de merak ediyoruz ama Borsa İstanbul'u bugün bir kapatalım. Evet, bugünkü performansta %2'nin üzerindeki yükseliş 1498 puanla tamamladı Mehmet Ali Bey, sizin de değerlendirdiğiniz üzere. Dikkatimizi tabii ki şimdi genel hatlarıyla şöyle bir baktığımızda hangi sektörler, hangi hisseler daha çok yukarı yönlü hareketlilik yapıyor? Otokar ilk dikkatimi çekti. %10 yaptı. 386 TL'lerde ama gelmiş olduğu noktalarda bakacak olursak 400 TL'li seviyelerin de altını görmüştü. Bunun dışında birçok aslında sektörün ciddi bir performans gösterdiğini de söyleyebiliriz. Yarın yine bu ayrışan, birbirinden ayrışan sektörler özelindeki performans aynı paralelde mi sizce devam edecek? Yoksa yine bir bekle gör yapar mı Borsa İstanbul? Ben bugünkü fiyatlamaları yarına da ışık tutacağını düşünenlerdenim ama gelecek hafta bu anlamda muhtemelen sektörel biraz daha ayrışmanın önem kazanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta özellikle reform paketi diye ifade edilen paketin o piyasalara bir moral verebileceğini, bu anlamda CDS'lerde düşün, eğer 320'lerin altına gelip yerleşilebilirse, hele 300 gibi bir seviyenin altına gelip yerleşilebilmesi bana sorarsanız yabancı girişini arttıracağı için bankacılık tarafında çok ciddi bir popülite yaratabilir. Çünkü burada hep ifade ettiğimiz gibi bankacılık ve sanayi tarafındaki makas belki bankacılıkla biraz daha daralmasını biz önümüzdeki günlerde görebiliriz. Bir de şunu ifade etmek lazım.
normal şartlarda perakendeciliğin ağırlığı bizim portföyümüzde yoğun vardı. Sektör olarak da hep takibimizdeki bir sektör olsa da ulaşımın artık arttırılmaya başlandığı ve fiyatlamalardan da anladığımız kadarıyla yatırımcı ilgisinin arttığı bir dönemdeyiz. Yatırımcıların sizin de ifade ettiğiniz gibi belki sanayi sektörü olsa da bir anlamda taşımacılık ve turizm gibi alanların da ön plana çıkaracağı hareketleri beraberinde getirebilir. Yatırımcıların bu sektörleri de yakından takip etmesini yararlı olacağını düşüneceğim. Evet, şöyle son olarak da Mehmet Ali Bey, altın tarafını nasıl yorumlarsınız? Gün içinde evet düşüş performansı da vardı ama anlık 1850'nin üzerinde görünüyor altın ons fiyatı. Sizce buradaki trend dar bant mıdır yoksa bir yukarıya doğru kırılma olabilir mi? Evet, ons tarafında bana sorarsanız ana trendin yukarı yönde baskı oluşturacağını düşünüyorum. Şu an fiyatlamalarda belki belli bir aralıkta sıkışmış bir fiyatlama görüyor olsak da bunu tamamen dolar endeksine bağlamak hatalı olmayacaktır. Çünkü piyasaların küresel anlamdaki ana düşüncesi yılın en azından ilk çeyreğinde zayıf dolar temasını devam edeceği yönündeydi. Ancak dolar endeksindeki yukarı yöndeki baskı ons altın tarafında aşağı doğru baskıya da neden olmuştu. Bunun dışında ABD 10 yıllık tahvillerinde de özellikle 2 hafta önce yukarı yöndeki hareketin ons altını baskıladığını görmüş olsak da biz hep kurum olarak 1830 seviyelerini alt özellikle çok önemli bir ana destek olabileceğini paylaşıyoruz. Buralardan ağırlığın arttırılabileceğini vurguluyoruz. Bunun sonrasında 1860 karşımıza çıkan önemli bir direnç. Bunun aşılması 1900'lere doğru bir yükseliş serisini beraberine getirebilecek diye düşünüyoruz. Burada belki Amerika tarafından onaylanan ve Mart ayında piyasaya sürülmesi biraz daha olumlu karşılanan 1.9 trilyonluk paketin de emtia tarafında altına da bir anlamda destekleyebileceğini düşündüğümüz için 1830 seviyesi alt seviyede takip edilerek 1860 ve 1900 seviyelerine doğru bir bant hareketinin özellikle bu çeyreğe itibariyle yapmasını bekleyebiliriz. Ancak kurum olarak 12 aylık bizim hedefimiz 2100 dolar ons tarafında olduğunu belirtelim. Çok teşekkür ediyorum Doktor Mehmet Ali Gürbüz aktardığın değerli yorumlar için. Teşekkürler. Sağ olun. İntegral Menkul Değerler Satış Müdür Yardımcısı Doktor Mehmet Ali Gürbüz bizlere eşlik etti. Borsa İstanbul'u da kapattık %2'nin üzerindeki performansla. Ve hemen gidelim. Pandemi döneminde hayatımızda birçok kolaylığı bize sağlayan, biz evimizde otururken onlar çalıştı efendim. Kargo şirketlerini söylüyorum. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akgürek ise bizlerle birlikte. Gökhan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk o zaman. Evet, teşekkür ederiz Gökhan Bey. Pandemi döneminde birçok sektör olumsuz etkilendi ama fayda sağlayan ve aynı zamanda da kendi gelişimine destekleyici sektörler de oldu. Bunların başında hiç şüphesiz tabii ki aklımıza kargo şirketleri geliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz pandemi dönemindeki sektörü olan etkisini? Şöyle, 2019'un güzel bir kapanış yaptıktan sonra 2020 yılında ister istemez pandeminin ortaya çıkmasıyla ilk çeyrekte bir ne oldum delisi olduk açıkçası, herkes bir şaşırdı. İster istemez AVM'ler kapanınca, kısıtlamalar gelince, perakende tarafı birazcık sıkıntıya düşünce kargo tarafında sektör olacağını düşündük. Tabii e-ticaret gibi bir gerçeği göremedik aslında, öyle göremedik. Tabii bazı markalar bunu da sinerji yaratarak e-ticaret tarafını, mağazaların kapanmasıyla ciddi bir sinerji yaratılar ve bu da e-ticareti 2019 ile 2020 yıl arasında %100 büyüme sağlayarak hem kargo tarafını büyüttü hem de kendi tarafını büyüttüler açıkçası. AVM'lerin kapanması, kısıtlamaların gelmesi perakendeleri etkilemiş olmasına rağmen e-ticaretin yükselmesi biraz onlara nefes aldırdı. Onlar tabii nefes alınca ister istemez kargo tarafında bizde de ciddi yoğunluklar yaşandı. Rakamsal olarak da konuşmak gerekirse 2019 yılında 2019 ile 2020 yılı arasında ortalama pandemi bizi %230 büyüttü diyebiliriz açıkçası. Ek 350 yeni istihdam yarattırdı. Hem gıda taşımacılığımızda hem kargo taşımacılığımızda, tekstil taşımacılığımızda ciddi bir büyüme gerçekleştirdik açıkçası.
Evet. Peki bu şimdi büyüyen bir sektörden bahsediyoruz ya, aslında bir tarafta da büyüyen bir iş yükü de var. İş yüküyle birlikte müşteri memnuniyetindeki düşüşler söz konusu olabilir. Hızlı bir çalışma yaptınız mı? Özellikle müşteri memnuniyeti tarafında neredesiniz? Yani yapılacak yoksa hala gidilecek yol var mıdır? Şöyle, bizim işimiz GKN Kargo'nun özellikle tamamı şey moda perakende. Biraz butik hizmet verdiğimiz için pandeminin çarpı iki katı yoğunluğu bizi birazcık, daha biraz değil mi, bizi zora sokmadı aslında. Hiç zora sokmadı. Bizim kalitemizde, teslimatımızda, güvenimizde hiçbir problem olmadı. Bizi zora sokmadı. Tabii diğer kargo firmalarını ister istemez zora soktu. Çünkü hem bireyselde, hem kurumsalda, hem büyük pazarlarda ciddi bir talep aldılar. Ama biz tabii moda perakende ağırlık tekstil taşımacılığı olduğu için biz müşterilerimize gerek kota sorunu, gerek teslimat sorunu, gerek hizmet sorunu herhangi bir sıkıntı yaşatmadık. Zaten Türkiye'nin en büyük moda ve perakende firmalarıyla çalışıyoruz. Müşterilerimize bu yönde pandemi sürecinde herhangi bir zorluk çıkartmadık açıkçası. Evet, peki e-ticaretten bahsetmiştiniz. Öngörülemeyen bir büyüklük ve aslında potansiyel olduğunu da maalesef kötü bir olayla birlikte yaşamış olduk. Sizce buradaki devamlılık söz konusu olacak mı? Yani kargo şirketleri normale döndüğümüz zaman tüm her anlamda sizce burada biraz daha iş potansiyelinin, ciroların düşeceğini tahmin ediyor musunuz? Yoksa bu alışkanlık sizce devam edecek midir? Ya şöyle, açıkçası büyük pazarlar, büyük pazarlar oluşturuldu. Bu büyük pazarların yanı sıra tüm markalar, perakende firmaları, tekstil firmaları, gıda firmaları, ayakkabı firmaları tamamını kendi online tarafını artık güçlendirmeye başladılar. Aslında şunu gördüler, mağazaları da sezonda sattıkları ürünü outlet'te e-ticarete yetebileceğini çok rahat gördüler. Ama pandemiyle birlikte outlet'in yanı sıra sezon ürünlerini de satılmaya başladı. Çünkü kısıtlamalardan dolayı, yasaklardan dolayı herkes e-ticarete yönelince şu anda ister istemez herkes tüm perakende tarafı bu korkuyu yaşayarak e-ticaret tarafını ciddi bir güçlendirme yoluna girdiler. Şu anda bütün firmalarımızın, bütün müşterilerimizin ana yatırım tarafı e-ticaret tarafı açıkçası. Yani şu anda onlar da ders aldılar açıkçası. İnternet tarafını çünkü çok firmalarımız vardı mesela, müşterilerimiz. E-ticaret tarafını hep bir böyle arka planda tutuyorlardı. Ama gördüler ki işin son noktası, işin geleceği e-ticaret, internet tarafı. Evet. Orada nefes aldık biraz. Evet. Gökhan Bey, bir tarafta da istihdam ve işsizlik çokça konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Gerçek işsizlik rakamlarını tabii ki görmüyoruz hükümetin vermiş olduğu desteklerle birlikte, ama gel gör ki bu tarz şirketlerde büyüyen, potansiyelini büyüten şirketlerde istihdam önem arz etti. Sizde özellikle personel ve ekipman tarafı nasıl? İstihdam tarafında ne derecede bir artış var? Şöyle, bizim bu yıl içerisinde 2021 yılı içerisinde öngörümüz 15 ile 20 milyon TL arası bir cirosal bir yatırım. 4 tane aktarma merkezimizi daha aktif hale geçireceğiz. Ek olarak yaklaşık 150 ile 200 arası bir ek istihdam daha sağlayacağız. 2021 yılı içerisinde öngörümüzde cirosal bazda yüzdesel olarak yine bir %100 büyüme ile kapatıp 2022'ye çok hızlı bir şekilde giriş sağlayacağız, sağlıklı bir şekilde. Ama şu yıl itibariyle öngörümüz maksimum 250 ek istihdam, 20 milyon TL ciro yatırımı ve yaklaşık 60-65 özman araç yatırımı olacak. Çünkü biz kendimiz, bölgelerimizi kendimiz açıyoruz. Acentalarımızı, acenta sistemini yokuz, bayilik sisteminde yokuz. Tüm bölgelerimiz, kendi mevcut bölgelerimiz olduğu için öz sermayeyle de ilerlediğimiz için yavaş yavaş büyüyüp sağlıklı gitmek istiyoruz. Evet. Peki Gökhan Bey, bir tarafta da en çok konuştuğumuz hem enflasyon hem de fiyat artışları, kargo ücretlerinde de gözden kaçmıyor tabii ki. Oradaki fiyat artışları da şu anda büyük bir yara aslında bu. Evet, kesinlikle %100'ün üzerinde. Hem iş potansiyeli bir tarafta artıyor, iş hacmi artış gösteriyor, ama bir taraftan da tabii ki maliyetler en büyük etken. Maliyetlerle birlikte fiyat artışları nasıl karşılanıyor? Müşteri tarafında bu fiyat artışı, bir diğer taraftaysa fiyat artışları şu an için makul seviyeye mi getirdi, yoksa önümüzdeki dönemlerde yine kargo ücretlerine ilave bir ek ücret söz konusu mudur? Şöyle, kargo sektöründe gerçekten bu yıl biraz müşterilerimizi, rakip firmalarımızı zora soktu. Rakip firmalarımızın müşterilerini zora sokmasından dolayı GK'nın aslında birazcık önü açıldı aslında, markamızın önü açıldı. Bu sene içerisinde pandemi sürecinde krizi fırsata çevirmeye çalıştılar.
60 ile %150 arasında hem kurumsal müşteriler hem bireysellere zamla gitti kargo firmaları. Biz ise şu anda bu yıl itibariyle maksimum müşterilerimize enflasyon zammı %14 ile %20 arasında zamlarla giderek aslında bir ciddi bir müşteri toplamaya başladık. Tabii fiyatımızın yanı sıra hizmetimiz, kalitemiz ön plana çıktı. Ama tabii diğer tarafta kargo sektöründe gerçekten bu tarz büyük zamlar firmaları yordu açıkçası. Yani bir seferde %60, %70 hatta %100 zam ister istemez hem bireysel tarafını hem kurumsal tarafını yordu. Tabii yakıt oranlarının dengesizliği, doların sabitlenmemesi, yani doların bir düzende oturmaması ister istemez yakıt tarafını etkiliyor. O yüzden bunda kargo firmaları, rakip firmalarımız bunda bir fırsat görüp sürekli fiyatlarla oynuyorlar. Bu da ister istemez müşterilere ciddi bir rahatsızlık oluşturuyor. Yani şu andaki mevcut fiyatlar, uyguladığı fiyatlar inanın gerçek rakamlar değil. Sadece krizi fırsata çevirme fiyatları. Peki şöyle biraz da isterseniz kargo şirketlerine olan talebi. Yani yabancı yatırımcı diyoruz ama Türk yatırımcılar da şimdi yeni fırsatlar, yeni gelir elde edecek kaynaklar arıyor. Burada sizce bir potansiyel var mı? Yerli kargo şirketlerine yabancılardan talep var mı? Nasıl yorumlarsınız bu noktayı? Şöyle güzel bir konuya değindiniz. Şu anda bizleri de yabancı ülkelerden işte fon şirketlerinden, yatırımcı şirketlerden ciddi talepler var. Özellikle kargo sektörüne, bizler başta olmak üzere tüm kargo sektörüne ciddi talepler var. Şu anda zaten piyasada en büyük birkaç oyuncudan 2-3 tanesi fonlar ile yani yabancı yatırımlarla ortaklaşa ilerleyen bir firma. Bizim grubumuz kesinlikle yabancı sermaye ve yabancı fonlara kapalı. Nasip olursa yılın ikinci çeyreğinde Nisan ayında direkt yerli sermayeli Türk menşeli bir firmayla iştiraki olma planımız var. Nisan ayında başlamayı hedefliyoruz. Ama şu anda yabancı firmalara gerçekten ciddi bir, yabancı firmaların bizlere ciddi bir talebi var. Ciddi bir baskısı var. Şu anda bizim tarafımıza kapılar kapalı ama diğer kargo tarafları zaten ortaklık yapısına girmiş halde. Evet. Resmi olarak. Evet. Çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Değerli yorumlarınız için sağ olun. Biz teşekkür ederiz Özlem Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek bizlerle birlikte oldu. Sektöre değinmiş olduk ve böylece gün sonunu burada noktalıyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra Eda Özdemir aynı zamanda Stüdyo New York'ta karşınızda olacak.